Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Ekim 2023 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve tabii ki ağırlıklı olarak Galatasaray'ın Manchester United zaferini konuşacağız. Temsilcimiz dün Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ikinci karşılaşmasına çıktı ve United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Aslında maç pek istediğimiz gibi başlamadı. İlk bölümde United baskısı vardı ve o baskıdan da Höylund'la Rashford'un asistinde United golü çıkarmayı başardı. Galatasaray bu karşılaşmada aslında ligdekine benzer bir oyun anlayışıyla, ön alanda baskıyla çıktı ve aldığı riskler sonucunda da zaman zaman kalesinde pozisyonlar gördü ki gol de o pozisyonlardan birisi. Geride eksik yakalandık ve Rashford'un sürüklediği atakta Höylund'la United öne geçmeyi başardı ama cevabı çok hızlı verdik. Davinson Sanchez'in uzun pası ve Zaha'nın Dalot'la girdiği ikili mücadeleyi kazanıp çektiği şut. Dalot'a da çarpıp Onana'da orada kontrpiyede kaldı. Uzansa da yetmedi. İlk yarı bitmeden, hatta ilk yarının ortasında beraberliği bulduk. Devrede yine 1-1 eşitlikte sona erdi ama United tabii karşılaşmanın daha hakim gözüken tarafıydı. Özellikle ikinci yarının başlangıcı Manchester United adına çok iyi oldu. Üst üste pozisyonlar, şutlar bizim kalemizde bir hayli tehlike yarattılar ki o tehlikelerin artık en sonunda Oliveira'nın da bir ufak hatası diyebiliriz. Davinson'a verdiği pas kötüydü. Höylund topu götürdü ve 67'de skor 2-1'e geldi. Sonrasında Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Barış Alper'in asistindeki Barış Alper de 61'de oyuna girmişti. 71'deki golde de asisti yapan oyuncu oldu. Maç 2-2'ye geldi ve golden hemen sonra da Mertens Zaha'nın yerine oyuna girdi ki Mertens de maçın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu. 77'deki penaltı pozisyonunda Casemiro'ya kırmızı kartı aldırdı. Önce yaptığı presle topu kazandı. Ardından da Casemiro'nun müdahalesi sonucu yerde kalıp Casemiro ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. Aslında orada Icardi'nin golü atıp maçı tabiri caizse öldürmemiz gerekiyordu ama Icardi penaltı atışından yararlanamadı. Out'a vurdu vuruşunu ama Icardi bu. İşte İstanbulspor maçında da görmüştük. Yani penaltıyı kaçırıp sonrasında gerçekten klas bir son vuruşla Onana'yı avlamayı başardı ve Galatasaray maçta ilk kez öne geçirdi. Üstünlüğümüzü maç sonuna kadar korumayı başardık. Gerçi 11-10'da United'ın yine tehlikeli geldiği, Abdülkerim'in çıkardığı bir pozisyon var. Rakibin yine Garnacho ile kaçırdığı bir pozisyon var. Aslında tehlikeler gördük kalemizde ama hücumda da daha tehditkardık. Maçı da kazanmayı başardık. İki maç sonunda Galatasaray puanını 4'e yükseltti. İlk maçta Kopenhag karşısında alınan beraberlik, bu maçta alınan galibiyet. Bayern Münih Kopenhag'a dün 2-1 mağlup etti. Onlar da puanlarını 6 yaptılar. Kopenhag'da 1 puan da kaldı. Şimdi Galatasaray'ın bu karşılaşmadan sonra 2 Bayern Münih mücadelesi olacak. United'da Kopenhag'la üst üste 2 karşılaşmada mücadele edecek. Tabii United'da işin rengi değişebilir. Çünkü bir kez daha bu sezon mağlubiyet yaşadılar. 9 maç 5'ti. 10 karşılaşmada 6. mağlubiyetleri oldu ki Old Trafford'da geldi mağlubiyet. İşler dediğim gibi orada Ten Hag için pek iyi gitmiyor. United'da da farklı durumlar görebiliriz önümüzdeki süreçte. Bayern Münih'te tabii yenerken Kopenhag zorlandı. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda Kopenhag hemen ikinci yarının başında öne geçmeyi başardı ama devamında Muziala ve Tel, iki genç yıldızı Bayern Münih'in golleri atıp Bayern Münih'e 3 puanı getirdiler. Özeti henüz izleyemedim. Ama okuduğum kadarıyla 90+5'te de Kopenhag net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Urrah topu çizgiden çıkarmış. Okuduğum kadarıyla tabii ki söylüyorum. Kopenhag'da yani oradan sürpriz bir puan alabilirdi ama bizim de pek işimize gelmezdi bu durum. Bayern Münih'in mümkün olduğu kadar maçlarını kazanıp bizim karşılaşmalarımız hariç grubu lider bitirmesi
bekleniyor. Peki dün başka ne sonuçlar alındı? B grubunda Lens 2 Arsenal 1 günün sürpriz sonuçlarından birisiydi şüphesiz. Arsenal maçta öne geçmişti 14'te Gabriel Jesus'la ama devamında Thomasson ve Vahy'nin gollerine engel olamayıp maçtan mağlubiyetle ayrıldılar. PSV Eindhoven 2 Sevilla 2 günün diğer sonucu da buydu. Karşılaşmaların çoğu açıkçası gollü geçti. İkinci maçlar sonucu Lens 4 puanla zirvede grupta. Arsenal 3 puanla ikinci. Sevilla'nın 2 puanı var. PSV Eindhoven da 1 puanla son basamakta yer alıyor. C grubunda 19.45'te Union Berlin Braga mücadelesi vardı. Bu maçta olağanüstü bir geri dönüşe sahne oldu. Braga ilk yarıda 37'de 2-0 geriye düşmüştü ama 41'de Niakate, 51'de Bruma ki çok güzel bir gol attı Bruma, izlemenizi tavsiye ederim. Maçı 2-2'ye getirdi ve 90+4'te de Andre Castro, Türkiye'den de hatırladığımız Kasımpaşa ve Göztepe formaları giyen Portekizli oyuncunun golüyle, ki bu da gerçekten güzel bir goldü uzaktan, Braga maçı kazanmayı başardı. Union Berlin'de ilk hafta Real Madrid'e karşı yine son dakikada yediği golle mağlup olmuştu. Bu karşılaşmada da yine son dakika golüyle mağlup oldular ve puansız başladılar iki karşılaşma sonunda. Grubun diğer maçı Napoli-Real Madrid mücadelesiydi. 5 gole sahne oldu bu karşılaşma ve Real Madrid deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Östigard'ın golüyle Napoli öne geçmişti ama Vinicius Junior ve Bellingham'ın ilk yarıda golleri maç 2-1 Real lehine geldi. İkinci yarının başında Zielinski'nin penaltı golü maç beraberliğe geldi bir kez daha ama son bölümde Real Madrid golü buldu 78'de ve maçı kazanmayı başardı. Gruptaki puan tablosu: Real Madrid 2 maçta 6 puanla zirvede. Napoli ve Braga'nın 3'er puanı var. Union Berlin'de henüz puansız son basamakta yer alıyor. D grubunda Salzburg 0, Real Sociedad 2 sonucu vardı. Real Sociedad ilk maçta Inter'e çok büyük üstünü kurmuş. Ancak sadece 1 puan alabilmişti ama bu maçta 3 puanı hanelerine yazdırdılar. 2-0 mağlup etmeyi başardılar Salzburg'u. Goller ilk yarıda geldi. Oyarzabal ve Brais Mendes attılar ki Sociedad kesinlikle çok daha fazlasını da bulabilirdi bu karşılaşmada. Ben 60 dakika civarı izledim mücadeleyi. Real Sociedad karşılaşmanın özellikle ilk 45 dakikada tek hakimi gözüktü. Çok pozisyona girdi. Salzburg'u pek yarı alanından çıkarmadılar. Gerçekten etkileyici bir performansı vardı Sociedad'ın. Bu grupta da Inter favori tabii ki ama Inter'le birlikte ilk iki için önemli adaylardan gözükmekteler. Ve grubun diğer maçında da Inter Benfica'yı 1-0 mağlup etti. Gol ikinci yarıda Marcus Thuram'dan geldi. 62'de Dumfries'in asistinde golü buldu Fransız oyuncu. Real Sociedad 4 puan ve averajla lider. Inter yine 4 puan averajla ikinci. Salzburg'un 3 puanı var. İlk hafta Benfica'yı yenmişlerdi ve Benfica henüz puanla ve golle tanışamadı Şampiyonlar Ligi D grubunda. Onlar için de işler bir hayli zorlaştı. Ve bugünkü maçlarla Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam edecek. 19.45'te Atletico Madrid Feyenoord ve Antwerp Shakhtar Donetsk maçları var. 22 seansında da Celtic Lazio, Dortmund Milan, Newcastle United Paris Saint Germain, Leipzig Manchester City, Kızıl Yıldız Young Boys ve Porto Barcelona karşılaşmaları bugün oynanacak mücadeleler. O karşılaşmaları da tabii ki büyük bir heyecanla takip edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'dan bahsettik. Bir haberle de aramıza gidelim. Ankara Gücü biliyorsunuz Tolunay Kafkas'la yolları ayrılmıştı ve dün Emre Belezoğlu'yla anlaşmaya varıldığını resmen açıklayıp bir de çok hızlı şekilde imza töreni düzenlediler. O da Süper Lig'deki yeni gelişmelerden birisi oldu. Evet, gelişmeler bu şekilde. Biz aramızı verelim. Aradan sonra Manchester United Galatasaray maçını detaylı şekilde konuşmaya başlayacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
7.13 saatlerimiz Manchester United Galatasaray mücadelesini konuşmaya başlayacağız. Dün Okan Buruk farklılık yaptı karşılaşmada. Aslında gün içerisinde ortaya çıkmıştı. Kaan Ayhan merkezde oynayacak dendi. Muhabirlerden bu yönde bilgiler gelmeye başlamıştı ki beklenen de bu anlamda oldu. Kaan Ayhan'ı merkez orta sahada Torreira'nın yanında ve biraz arkasında gördük. Onun haricinde beklenen bir kadroyla sahaya çıktık. Tabii kadro Kaan Ayhan harici beklenen bir kadro dedik ama oyun nasıl bir beklenti vardı? Galatasaray yine önde mi basacaktı? Orta alanda mı kalacaktı? Kendi sahasına mı çekilecekti? Açıkçası bunu da merak ediyordum. Galatasaray dün genelde bildiğini yapmaya çalıştı. Yani ön alanda basmaya çalıştı. Icardi, Kerem Aktürkoğlu merkezde yer aldılar. Stoperlere baskı yaptılar. Abdülkerim zaman zaman kendi bölgesini boşaltıp orta sahaya kadar baskıya gitti. Yine riskli bir oyun anlayışı vardı. Hani kaybedersem de ben kendi oyun anlayışımla kaybedeyim dedi Okan Buruk. Cesur bir hamle Old Trafford deplasmanda. Tabii rakibi de bu kadar yaralı ve zayıf bulmuşken, hızlı bir kanat oyuncusu sadece sol tarafta varken, Rashford sağ tarafta kanat orijinli bir ismi yoktu. Sol bekte yine bek orijinli bir ismi yoktu. United'ın kendi içerisinde zaafları olan bir kadroydu ve Okan Buruk da bu kadronun zaaflarını kullanmaya çalıştı. Aslında çok başarabildi mi bunu ilk yarıda? Açıkçası ben ilk yarı bittiğinde Okan Buruk'un kesinlikle bir hamle yapacağını düşünüyordum. Yani Tete özellikle ilk yarıda en çok göze batan olumsuz anlamda isimdi. Ve merkez o kadar boştu ki rakip de merkezi o kadar iyi doldurdu ki bence orta sahadaki o baskıyı kırdıktan sonra. Ben merkezi üçleyeceğini düşünmüştüm Okan Buruk'un ama o devam etti. Oyuncu değişikliği yapmadı ve maçın hiçbir anında da merkez orta saha üçlemedi. Bildiği şekilde Kerem'i çıkardığında da Kerem'i kanada aldığında da Mertens de doldurdu. Orta saha yine Torreira Kaan Ayhan çıktı ama Ndombele Oliveira ile doldurdu. Bayağı riskli oyun anlayışını maç boyunca öne geçtikten sonra da rakip 10 kişiyken de sürdürdü Galatasaray. Bu açıdan ben Galatasaray'ı takdir ediyorum ama dediğim gibi ilk yarı özellikle ve ikinci yarının başlangıcı Galatasaray adına pek iyi değildi. Maçı izlerken sanki her an bir kalemizde gol göreceğiz gibi hissettiriyordu. Zaten ilk yarıda Höylund'da o gol geldi. Çok riskli bir yine ön alan baskısı sonucu. Geride çok eksik yakalandık. İkinci yarıda da yine basit bir hatayla United bir kez daha öne geçmeyi başardı. İyi yaşa Ali abi. Ama işte geri dönmeleri başardık. Oyuncu değişiklikleri çok lehimize gelişti bana kalırsa. Özellikle Barış Alper ve Mertens'in etkisi karşılaşmada çok çok iyiydi. Fizik olarak da, pres gücü olarak da fark yarattı. Ali abi başlıyor seriye. Başladıysam eyvah. Eyvah. Goller arka arkaya geldi. Goller üst üste geldi. Galatasaray oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle fizik gücünü de yükseltti. Maçı da kazanmayı başardı. İlginç bir maç oldu Ali abi. Yani çok farklı bir yere de gidebilirdi. Aleyhimize gelişebilirdi. Ama maçın içinde hep kalmayı başardık. Hiçbir zaman geri adım atmadık. Sen istiyorsan 3 golü 3 refil 3 hapşuruk. Kaça kadar sana şey verelim? Galatasaray 3 attı, ben de 3'te durmayı planlıyorum. Hadi bakalım. İnşallah öyle olur. Galatasaray dediğim gibi hiç geri adım atmadı. Fizik olarak yani sezon ortalamasının üzerine çıktı kendi şartları içerisinde. Bence maç temposu olarak da çıktı. Tempo olarak da kesinlikle çıktı. Yani Icardi fizik olarak mücadeleyi verdiler zaten, bunu söylüyorduk ama maçın temposuna da Galatasaray ayak uydurmayı başardı bence. En ayak uyduramayan herhalde yine Angelinho gözüktü takım içerisinde. Kaan Ayhan orta sahada çok iyi işler yaptı. İşin defansif tarafında. Hücumda da baskıda da yine vardı Kaan Ayhan. Torreira keza iyiydi. Zaha golde işte fizik üstünlüğünü konuşturdu. Kerem'in baskısı. Icardi son ana kadar kaleciye kadar baskı yapmaya devam etti. Mesela Icardi'nin bu kadar tamam baskı yapıyordu ama bu kadar Şampiyonlar Ligi temposunda bunu başarması bence yine kıymetliydi. Zaten değişikliklerle birlikte işler de lehimize gelişti. Sen neler gördün karşılaşmada? Hani ben bir çırpıda özet geçtim ama daha konuşacağımız tabii çok çok detay olacak maçta. Bir kere tabii tüm Galatasaraylıları tebrik etmek lazım. Çok güzel, çok tarihi bir gece geçti. Uzun süre unutulmayacak bir galibiyet geldi Galatasaray adına. Herkes bu galibiyeti ileride konuşacaktır, düşünecektir, hatırlayacaktır. Galatasaray Manchester United eşleşmeleri zaten Şampiyonlar Ligi'nde hep enteresan eşleşmeler oluyordu. Bir kez daha öyle. Yine 3-3'e gelir mi dedim acaba 3-2'den sonra yıllar önceki gibi. Gollü, keyifli, çok güzel bir geceydi tüm Galatasaraylar için. Hani dün tüm Galatasaraylar gururlandı.
Türk futbol adına güzel bir geceydi. Öncelikle tabii Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Bugün Galatasaraylılar morali çok yüksek bir şekilde uyandı. Bununla beraber bence bu saatten sonra daha ikinci maçlar bitse de ve Galatasaray üst üste iki karşılaşmada Bayern Münih'le oynayacak olsa da şu an Manchester United'ın puanı yok. Galatasaray'ın puanı 4. O yüzden ben Manchester United'ın Galatasaray'ı yakalama ihtimalini çok düşük görüyorum açıkçası. Çok büyük bir zafer elde etti Galatasaray gruptan çıkma yolunda. Bir de Bayern Münih Kopenhag'ı yenince senin dediğin gibi Bayern Münih'in de puanını 6 yapması, Kopenhag'da 1'de kalması, Galatasaray'ın 4'e yükselmesi, oradaki 3 puanlık fark da Galatasaray'a bundan sonraki süreçte gruptan çıkma adına oldukça büyük bir avantaj sağladı. O bakımdan da müthiş oldu. Eğer Galatasaray bu karşılaşmayı kaybetseydi tam tersini söyleyebilirdik net şekilde. Çünkü o zaman 3'e 1 olacaktı puanlar ve Galatasaray'ın 2 Bayern Münih maçıyla beraber bu kez Galatasaray Manchester United'ı yakalamakta zorlanacaktı. Ama şu an ortada 12 puan olsa da ben Manchester United'ın bundan sonra Galatasaray'ı yakalama ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Bir de Kopenhag'ın işte kendi sahasındaki direncinden bahsettik. Sen dün Kopenhag'a olan inancını hat-trick'te anlatmıştın. Evet. İşte biraz esprisini yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Bayern Münih'in zorladıklarını gördük. Geçen sene de kendi sahalarında iyi işler yapmışlardı. Eğer onlar da iç sahadaki çizgiyi devam ettirebilirlerse hani ne Manchester United ne Galatasaray için oradan öyle kolay kolay gidip 3 puan alınacak bir deplasman gibi gözükmüyor. Bu durumda Manchester United tutarlarsa Galatasaray'ı da tuttu tutamadı çok fark etmez o zaman. Galatasaray açısından. O yüzden müthiş bir galibiyet oldu. Müthiş bir 3 puan oldu. Hani daha ikinci karşılaşmada United'a 4 puan fark atmak Galatasaray adına bence gecenin başlı başına olayıydı. Bu bakımdan da yine harika gecenin bence devamı oldu. Bunun yanında Manchester United'ın kendi özelindeki problemlerini birkaç gündür burada anlatmaya çalışmıştık. Manchester United'ın kalesinde Onana'nın performansının şüpheli, sıkıntılı olduğunu söylemiştik. Dün Onana sağ olsun o performansa devam etti ve Galatasaray'a belki hani penaltı oldu ama penaltıdan daha önemlisi kırmızı karttı herhalde o pozisyonda. Bir avantaj sağladı Onana. Bunun dışında Galatasaray'da bahsederken sol bekte işte problemi olması, Amrabat'ın merkezden sol beke kaydırılması, Regülör'ün olmaması, stoperlerin yine sıkıntı yaratabilecek isimler olmasından bahsediyorduk. İşte sağda Dalo, merkezdeki oyuncular, merkezde Casemiro'nun eski halinde olmaması, o şu bu derken hani Manchester United'da biraz Rashford, biraz da Højlund demiştik. Hani bunun dışında Manchester United'da böyle gözünü korkutacak, Manchester United'da bize eyvah dedirtecek bir oyuncu var mı diye tek tek arayınca bir şey bulamamıştık. Hatta bir ara kendimizden de şüphe etmiştik. Ya bu kadar da Manchester United'ı hani bu şekilde değerlendirmek yanlış mı acaba? Fakat yanına Galatasaray kadrosunu koyduğumuzda da bireysel anlamda, takım olarak değil, bireysel anlamda Galatasaray'ın kadrosunun hani daha iyi olabileceğini bile söyledik burada bir iki gündür. Şimdi dün hakikaten karşılaşmaya bakıyorsun. Yani Rashford ve Højlund dışında Galatasaray'a problem çıkartan oyuncu var mıydı dersen yoktu. Yani o iki oyuncunun özel performansı bence ki hani Rashford Sacha Boey eşleşmesini de merakla bekliyorduk. O eşleşmede de zaman zaman Rashford öne çıktı, zaman zaman Sacha Boey öne çıktı. Ama bu iki oyuncu dışında Galatasaray problem yaşamadı. Galatasaray çok net gol pozisyonlarına girdi mi dersen maçın genelinde girmedi ama zaten o beklentiyi de düzgün ayarlamak lazım. Böyle çok da hani United'ı boğacağım, sağdan soldan geleceğim, o baskıyı yapacağım, o golleri atacağım, pozisyonları bulacağım diye çok fazla düşünmemek gerekiyordu. Galatasaray dün hücumda verimliydi. Savunmada da evet bazı hatalar oldu ama mesela Abdülkerim'in iki tane müdahalesi var ki resmen Galatasaray iki golden kurtardı Abdülkerim. Onun dışında diğer stoperin öyle ya da böyle iki tane asist yaptı. Golcün en ihtiyacın olduğu anda bizim son dönemde eleştirdiğimiz şekilde dripling yaparak gitmek zorunda kaldı ki hani Icardi gidemiyor diyorduk. Ama orada en azından gitti, son vuruşu yaptı, golü attı. İşte bir başka eleştirilen oyuncu Kerem
Yine karşılaşmada bence tercihleriyle biraz sinirlendirdi. Şöyle bir devre arasında baktım. Kerem mutlaka çıksın, Kerem mutlaka çıksın, Kerem mutlaka çıksın diyen birçok Galatasaraylı vardı. O da ihtiyaç olunan anda golünü atmayı başardı. Çok pozisyonun içine girdi. Yani hep pozisyonlarda var çok Kerem. Hareketliydi. Çok hareketliydi. Çok hareketliydi gerçekten yani. Topla çok fazla buluştu. Şimdi gelirken sana söyledim ben. Mesela Icardi maçın büyük bölümünde topla buluşmakta çok zorlandı. Özellikle ilk yarıda. Yani ilk yarıda ben merak ettim acaba Icardi topla kaç kere buluştu? Kaç aksiyonun içinde yer aldı? Kerem öyle değildi. Kerem... Maçta Icardi toplam 26 kez topla buluşmuş. Maç toplamı. Büyük ihtimalle ikinci yarıdadır. Yani ağırlığı ikinci yarıdadır. İlk yarıda topla buluşmakta çok zorlandı. Bunun yanında Zaha için özel bir karşılaşma olabileceğinden bahsetmiştik. O da işte bir eşleşmede senin dediğin gibi o fizik gücünü kullandı ve golünü attı. Golden sonra morallendi. Daha iyi oynamaya başladı. Tete senin dediğin gibi biraz sağlandı ama genel olarak bence Galatasaray adına en büyük artı Galatasaray'ın tempolu, bir de bu maç da tempolu oldu, onu da söyleyelim. Yani öyle düşük tempolu, oyunun çok fazla durduğu ya da oyuncuların ardını almak istediği bir mücadele olmadı. Bayağı tempolu bir karşılaşma oldu. Galatasaray'ın ayak uydurunca maç içerisinde kendi fırsatlarını da yarattı ve çok kritik bir galibiyet aldı. Ben oyunun öyle çok şaşalı, çok iyi olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'dan ama galibiyet çok çok büyük galibiyet, çok önemli bir galibiyet. Artık Galatasaray bu galibiyeti bir katalizör olarak kullanıp daha iyisini de yapabilir. Hem ligde hem de Avrupa'da takımdaki yıldız isimleri de havaya sokabilecek nitelikte büyük bir galibiyet olduğunu düşünmekteyim. Yani böyle etrafına bakarsın, bazen iyi isimler vardır ama o iyi isimlerden ortaya çıkan performans pek yeterli olmayabilir. Bazen şüphe getirebilir oyunculara. Şimdi dün Zaha'da, ne bileyim Icardi'de, yeni gelen Davinson Sanchez'de, Ndombele'de, ya biz Manchester United'ı Old Trafford'da yenebilecek bir takımımızı gördüler. Ya bu çok kolay bir şey değil. Hani bakarsın mesela Ndombele Premier Lig oyuncusu, işte Davinson Sanchez Premier Lig oyuncusu, Zaha Premier Lig oyuncusu. Bunların elbet Old Trafford'da galibiyetleri vardır takımlarıyla ama kendi takımlarıyla da kaç galibiyeti olduğu ya da işte o Old Trafford'da Manchester United'ı yenmenin ne kadar zor olduğunu en iyi oyuncular biliyorlar. Dolayısıyla onlar da dün gece anladılar ki Galatasaray bunu yapabilecek potansiyelde bir takım ve yine bence gecenin önemli işlerinden bir tanesi, mesela Galatasaray bana göre pek iyi oynamadan 3 gol atabiliyor. Mesela yani bu çok değerli bir şey değil mi Old Trafford'da? Bazen iyi oynarsın, sağdan soldan gelirsin, pozisyonlara gelsin, gol atamazsın, ahlar vahlarla maçı kaybedersin. Bazen iyi oynarsın, karşılığını alırsın ama Galatasaray, işte bakıyorum ben, hani dün gece kötü oynadı demiyorum, yanlış anlaşılmasın sakın, ama böyle gümbür gümbür bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ona rağmen 3 gol atabiliyorsun. Daha fazlasını da atabilirdi mesela. 3-2'den sonra Icardi'nin bir tane pozisyonu var. Kalecinin Onana'nın solundan out'a çıkan top. Kerem'in kaçırdığı var, Sasha Boy'un kaçırdığı var ikinci yarıda. Gol sayısı daha da fazla artabilirdi. O yüzden hani Galatasaray'da taraftarı zaten havaya sokması ayrı ama ben takım içerisindeki yıldızların da bu karşılaşmayla beraber kulübe olan, bu takımın başarılı olabileceğini, bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğine dair inançlarının oldukça yükseldiğini düşünüyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında yaralı United'ın yaralı aslan şeklinde biraz daha motive olacağını, Galatasaray'ın üstüne gelebileceğini, bir çıkış aradığını düşünmüştük. Onu da ellerinden geldiği kadar yaptılar. Mesela United açısından baktığında United de elinden gelen her şeyi yaptı dünkü karşılaşmada maçı kazanabilmek için. Yani onlar da bayağı çabaladılar. Ellerinden geleni yaptılar ama üzgünüm, kalite pek yetmedi United'da. Yani iki tane oyuncunun sürüklediği United'ın Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada galibiyete gücü yetmedi oldu. Evet. Daha fazla oyuncu eklemeleri gerekiyordu. Ama hani kalite olarak dedin ama kalite yine çok var. Hani sen öne çıkarmadın ama Mason Mount'u ben dünkü karşılaşmada bayağı bir beğendim. Bruno Fernandes belki pek günde değildi. Casemiro var aslında. Varane var. Kaliteli bir takımı var United'ın ama işte kalite performans Mert. Yani o performansı görmen lazım. Çünkü mesela Casemiro uzun süredir bu çizgide devam ediyor. Hani Casemiro bildiğin Casemiro gibi değil. Ya da Real Madrid'deki Casemiro gibi değil. Mason Mount zaten sezon başından beri çok eleştiriliyordu. Hatta sakatlık sonrası sana katılıyorum. Yani beklediğinden çok daha iyi döndü.
sakatlık sonrası. Bayağı çünkü şeyden sakatlık öncesi bu kadar iyi gözükmüyordu. Ama genel anlamda hani United izlediğinde bu takım zaten kanatta savunma beklerini oyuna sokamıyor. Amrabat, hani sen demiştin ya, haritasına baktım sürekli içeri giriyor. Yani Amrabat sol bek mevkiinde ters ayakla oynayan, tamam pozisyon oyuncusu değil ama yani o kadar da içeri girmene gerek yok. Saçma sapan sanki orta sahada dribling yapıyormuş gibi, sanki o pozisyon bilgisi düşük bir oyuncuymuş gibi orada oynadı ve hatalar yaptı. Oraya şimdi sen topu merkeze taşıdığın zaman, o kalabalığa taşıdığın zaman kaybetme ihtimali yükseliyor. Kanat bindirmeleri zaten Rashford'la olması mümkün değildi. Diğer tarafta Dalot, tamam hadi Dalot bindirse, bir türlü bindirmese bir türlü. Çünkü Zaha'yı kontrol etmek zorunda. Dikkat et, Zaha'ya bayağı yapıştı. Yok, Dalı da çok bindiremedi zaten. Bayağı bir de yani şey adam adama yakın oynamaya çalıştı Zaha'ya. Öyle şey yapmak istemedi. Alan ve zaman vermek istemedi. O Zaha'yı kontrol ederken zaten ileri çıkamadı. Onun dışında önünde oynayan oyuncu da, yani sağ ön pozisyonu da öyle merkeze bir giren bir Fernandez'i gördük. Bu durumda yani çok büyük oranda hakikaten Rashford ve Højlund'a kalmıştı. Onlar da elinden geleni yaptılar ama işte yetmedi yani. United'a yetmedi. Ben de o yüzden gücü yetmedi diyorum United'ın. Bir anlamda kalitesi de yetmedi. Daha fazla oyuncu sokman gerekiyor. De Galatasaray'da United'a göre tersi bir durum var. Çünkü Galatasaray'da mesela sallanan oyuncular oldu ama takımın genel performansı o oyuncuları da fazlasıyla idare etti. Hani Galatasaray'da evet Tete çok iyi değildi ama çok da kötü değildi mesela. Hani Tete yuh be bu kadar da diyeceğim bir performans ortaya koymadı. Galatasaray'da öyle bir oyuncu genel anlamıyla yoktu. Zaten o yüzden ben yani en sıkıntılı olabilecek noktada, o maçın temposuna ayak uydurabilme noktasında Galatasaray'ın bu direncini görmek çok hoşuma gitti benim. Yani çatır çatır oynadı Galatasaray. Çatır çatır oynadı ve Galatasaray rakibine göre o tempoya ayak uydurunca sanki kalite farkıyla işi United'da bitirmiş gibi oldu. Bazen hani böyle dersin ya bu takım hani çok iyi oynamadı ama işte kalitesiyle işi bitirdi. Şimdi o tempoyu da ortaya koyduğun noktada Galatasaray bunları sağladı. Kaan Ayhan tercihi yani acaba mı bana dedirtmişti açıkçası. Ama Kaan Ayhan da senin dediğin gibi tempo olarak, karar olarak, savunma olarak hemen hemen her şeyi yaptı. Yani Galatasaray paket olarak gitti ve tekrar söylüyorum, çok kritik, daha ikinci karşılaşmada bütün avantajı cebine koydu, müthiş bir 3 puanla döndü. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...7.39 saatlerimiz... reklam arasında gazete manşetlerine baktım... ne başlıklar kullanılmış... neler yazılmış diye... onları hızlı hızlı önce sizlere okumak istiyorum... Fanatik gazetesinde... sarı kırmızı destan denmiş bugün... başlıklarda ağırlıklı olarak destan kelimesini... duyacaksınız ve göreceksiniz... altına da şöyle denmiş... ne geceydi ama... Şampiyonlar Ligi A grubundaki ikinci maçında... Manchester United'a konuk olan Cimbom için... gece tutuk başladı... İngiliz devi 17'de Højlund öne geçti... Ancak çabuk cevap verdik. United'da hesabı olan Zaha'nın golüyle skora dengeyi getirdik. İkinci yarıda bizi öne geçirecek golü ararken Højlund yine hatayı affetmedi. Ancak bu gole de sadece 4 dakika içinde Kerem'le karşılık verdik. 77'de Mertens'i düşüren Casemiro hem penaltı yaptırdı hem ikinci sarı karttan atıldı ama Icardi penaltıyı dışarıya yolladı. İşte o andan itibaren işin rengi değişti. Aslan bastırdıkça bastırmaya başladı ve 81'de sahneye çıkan Icardi nefis vuruşuyla kaçırdığı penaltıyı affettirdi. United'ı 3-2 deviren Cimbom hem Old Trafford'da bir tarih yazdı hem de grupta avantaj yakaladı denmiş. Milliyet gazetesinin başlık tercihi de şeytana pabucu ters giydirdik olmuş. Galatasaray düşler sahnesinde Manchester United'ı dize getirdi. Kırmızı şeytanların çıkış hayallerini suya düşürdü. 17'de Højlund'a, 23'te Zaha ile cevap veren Cimbom, 67'de yine Danimarkalı golcünün ayağından golü gördü ancak 71'de Kerem sihirli vuruşuyla rakibin sevincini böldü. 81'de Icardi ise Manu'yu öldürdü denmiş. Akşam gazetesi Nama Aslan işi destan başlığıyla
maçı duyurmuş. Fotomaç gazetesi Galatasaray destanı demiş. Jimbo Manchester United'ı Old Trafford'un çimlerine gömdü ifadesi var. Icardi Hava Yolları alt başlığı ve bir fotoğraf karesiyle yine manşeti süslemiş. Hürriyet gazetesi Avrupa'nın aslanı Galatasaray demiş ve Icardi'nin o uçan pozu artık dün maçtan sonra viral oldu. Şampiyonlar Ligi hesabı da paylaşmıştı o fotoğraf ve yine maç sonu toplu bir sevinç fotoğrafıyla galibiyeti sayfasına taşımış. Sabah gazetesinde Düşler Tiyatrosu'nda aslının destanı ifadesi var. Galatasaray tarihinde ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda devirdi. Yine ifadesini görüyorum. Sözcü gazetesi Avrupa Fatih geri döndü demiş. Yine Takvim gazetesi de aynı başlıkla Avrupa Fatih geri döndü ifadesini kullanmış. Galatasaray'ın galibiyeti de gazete manşetlerine bu şekilde yansımış durumda. Şimdi sizlerden gelen mesajlara da bakalım. Maçı konuşmaya devam edelim. Mehmet Ünlü, galibiyet şahane oldu tabii ki ama 50-60. Dakikalar arasında geç gelen değişiklikler yüzünden ikinci golü yedik. Barış Alper bence hep joker misyonu üstlenmeli. Sonradan girdiği maçlarda hep etkili. İlk 11 çıkınca da tam tersi oluyor. Hiç verim veremiyor demiş. Tabii 50-60 arası, hatta 67'ye kadar olan süreç Galatasaray adına pek iyi geçmedi. Çok fazla kalemizde pozisyon verdik. Değişiklikler bir önceki maçta olduğu gibi bir tık geç kaldı. Hatta Torreira'nın sakatlandığı anda Torreira bayağı yerde kaldı. O esnada ki ilk yarıdan da bir ufak sakatlığı olmuştu, Torreira kendini yere bırakmıştı. Yani aslında 8 numaranın orada ya da işte kim girecekse Oliveira'nın çoktan hazır olmuş olması lazımdı. Galatasaray bunu bu sezon test etti, yani geç oyuncu değişikliklerinin nelere mal olduğunu gördü. Bu karşılaşmada da Allah'tan Höylund offside'deydi. Yoksa yine Torreira dışarıda tedavi görürken, Oliveira henüz girmemişken, 10 kişiyken Galatasaray 20 saniye içinde kalesinde yine golü görmüştü. Orada şanslıydık. Ama yine çok sonra girdi Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz. Hazırlanmaları bu konuya bence daha fazla eğilmeli Galatasaray. Bu sezon bunun sıkıntısını, yani İstanbul Spor maçında örnek veriyorum, telafi edebilirsin ama United deplasmanda da bu tarz hataları telafi etmek o kadar kolay olmayabiliyor her zaman. Evet, Zaha Süper Lig'de oyuna girerken işte hakem tarafından geri gönderilmişti. Okan Buruk bundan ders alacağız demişti. Ama dün de Galatasaray'a pahalıya patlayabilirdi. Buna Galatasaray ilerleyen dönemde tabii ki daha fazla dikkat edecektir. Bu çünkü artık hakikaten böyle 10 kişi kalmak, bir kişi eksik oynamak zaman zaman takımlara ciddi şekilde sıkıntı yaratabiliyor. Yalnız mesela Mehmet Ünlü hani diyor ya, bir bölümde baskı yedik, sen de anlattın o bölümü. Zaten izleyen herkes gördü o bölümde Manchester United'ın daha iyi olduğunu, golün gelebileceğini. Fakat hani bunları da böyle çok müthiş olumsuzluk gibi düşünmemek lazım. Yani Galatasaray'ın zaten normal şartlarda herhangi bir Şampiyonlar Ligi deplasmanında herhangi bir takımın gidip de öyle çok fazla büyük bir baskı yapmasını beklemeyin. Yani elbette ev sahibi takımın iyi oynadığı dakikalar olacak. Elbette ev sahibi takımın yüklendiği, üstüne geldiği dakikalar olacak. İşte o dakikalarda sen nasıl karşılık verebildin? Ya da o baskının devam etmesine izin verdin mi? Yoksa dişini gösterdin mi? O baskıdan çıktın mı? Bunlar önemli olan. Yoksa hani şimdi o dakikalarda Galatasaray kötü de, yani izin verin canım, artık o kadar da hani şey yapmayın, nasıl söyleyeyim, böyle bir gecenin ardından işte o dakikalarda kötüydü, gol geliyordu falan, hani çok oralara bence girmeye gerek yok. Tekrar söylüyorum, yani Şampiyonlar Ligi'nde işte dün mesela Premier Lig'de uçup kaçan Arsenal gitti Lens deplasmanına. Lens'in bu sezon 2 tane galibiyeti var son 2 haftada. Ama lige kötü başlayan bir takım. Gittiler orada mağlup oldular. Yani maçın gidişatını bilmiyorum ama skor olarak öyle. Bayern Münih Kopenhag deplasmanında işte zor kazanabildi. Normalde bana sorsan çok rahat bir, ben Bayern Münih galibiyeti bekliyordum. Ne olursa olsun Napoli kötü de olsa, işte problemler de yaşasa, Real Madrid'de dişini gösterdi. Yani çok kolay değil deplasmanda işte böyle de olmasaydı diyebilmek. O yüzden de orayı bence bir şey yapın. Hani oradan bir Galatasaraylı eğer öyle düşünenler varsa. Ama abi o bölüm
kötüydü ve tamam, daha erken işte değişiklik de, olabilirdi. Yani yorum bu. Bak, bu daha erken değişiklik olabilirdi. Ona itirazım 46'da yok. Da olabilirdi, 55'te de olabilirdi. Bak mesela, daha erken değişiklik olabilirdi ama şey işte o bölüm çok kötüydü. Hani Galatasaray çok kötü oynadı. Ben ona pek katılmıyorum. Bölüm bölüm bunlar olur. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında bölüm bölüm oyunu verdiğin, rakibin pozisyonlarına girdiği dönemler olur. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kötü oynadığına katılıyorsun aslında sen. Tabii katılıyorum canım. Yani. Ben orada bak sana söyledim, ben orada Manchester United gol atara oynadım. Canlı bahiste. Herkes gördü o bölümü. Orada bir gariplik yok. Ben diyorum ki hani oradan çok büyük olumsuzluk çıkarmayın. Benim anlatmaya çalıştığım her Şampiyonlar Ligi deplasmanında ev sahibinin öyle bir oynadığı 15-20 dakika olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani orayı da çok büyütmemek gerekiyor. Sonuçta Galatasaray nasıl bir önceki mücadelede Kopenhag 15-20 dakika maç başlangıcında kapattı. Kopenhag hiçbir şey yapamadı. Ama Kopenhag da o bölüm atlattıktan sonra öyle ya da böyle o da dişini gösterdi. Hani Şampiyonlar Ligi'nde takımların birbirine yumruk atma ihtimali çok daha yüksek. En zayıf gördüğün takım bile sana o yumruğunu çıkartabiliyor. Galatasaray da o yumruğu çıkardı fazlasıyla o bölümden sonra. Benim anlatmak istediğim noktaydı. Yoksa o bölümdeki oyunun kötü olduğuna, oyuncu değişikliklerinin geç bir tık daha erken yapılabileceğine %100 katılıyorum. Mesela oyuncu değişikliğinde ne bekledin Galatasaray'da? Sen de ilk yarı bittikten sonra ya merkez çok boş, oraya ekstra bir adam almalı diye düşündün mü? Ben açıkçası net şekilde onu düşündüm. Benim gördüğüm oydu. Yani öyle alanda baskı güzel ama o topu rakibe verdiğimiz anda merkezde Torreira da zaten baskı için öne çıkmış oluyor. Hatta Kaan Ayhan neredeyse tek kalıyor ve en az iki United'lı futbolcu sağ iç sol içte çok rahat topla buluştu. Çok rahat bizim kalemize doğru geldiler. Ben açıkçası öyle bir değişiklik. Yani Tete'nin çıkıp Kerem'in sağa geçtiği ve merkeze de ekstra bir oyuncunun geldiği bir değişiklik bekliyordum. Ama Okan Buruk kendi bakış açısında düzeni değiştirmeyi tercih etmedi. İlk yarıda koşucuları kaç kez kullanabildik? Kerem bir pozisyonda maçın başında evet, gitti. Gitti böyle oradan bir şey çıkaramadı. Yani şut da çıkaramadı, pas da veremedi. Zaha çok gidemedi. Uzun topla Zaha zaten golü buldu. Tete'ye hiç gidemedi. Koşucu hiç alanı kullanamadık. Aslında bayağı alan vardı orada. Oyuncular için. Çünkü United da öne çıkmaya çalıştı. United da oynamaya çalıştı. United da Galatasaray'ı boğmaya çalıştı. Ben de senin aksine acaba dedim bu koşucuları devreye sokabilecek bir oyuncu hani Icardi'nin yerine olabilir mi? Çünkü Icardi de ilk yarıda topla buluşmakta müthiş zorlandı. O da aklıma geldi benim ama Icardi acaba bir şey olabilir mi diye düşündüm. Et. Ondan sonra tabii dedim ki kendi kendime sen ne diyorsun? Icardi'yi 45'te ya, çıkarmaz. Yani topa hiç dokunmasa da Icardi'yi çıkarmaz. Başka ne olabilir? İşte o zaman olağan şüpheli olarak aklına Tete geliyor. Hani ilk yarının sonunda bir hamle yapacaksan çünkü Zaha'ya dokunmazsın. Zaten golünü atmış. Ondan sonra Kerem'e dokunmazsın. İşte Icardi'ye dokunmazsın. Kime dokunabilirsin orada? Tete'ye dokunabilirsin gibi bir insanın aklına geliyor. Çünkü hakikaten hiç kullanamadık o koşucuları. Biz seninle dün maçın senaryosunu kafamızda yazarken ya dedik Galatasaray'da çok iyi koşucular var. United'ın savunması, kalecisi problemli. Üzerimize gelme ihtimalleri yüksek. Acaba dedik böyle Icardi merkeze gelir. Ondan sonra sağdaki soldaki oyuncuları kaçırarak biz oradan bir şey çıkartabilir miyiz derken bizim düşündüğümüz aslında sahada pratikte de gerçekleşti. İkinci ama Barış Alper girdikten sonra oldu. Evet. Icardi merkeze geldi. Barış Alper koşucuyu kaçırdı. Koşucu deparını attı. Güzel bir pas verdi ve Galatasaray'dan gol buldu. Yani orada yine aslında koşucusu Kerem ceza sahasına kadar girdi. Tabii zaten Kerem onları çok iyi yapıyor. Yani Kerem'i o konuda ligde de çok övmüştük hatırlarsan. Kerem orada bayağı iyi bir kanat oyuncusu olarak. Galatasaray işte bu senaryoyu sanki daha fazla yapabilirdi diye düşünüyorum ben maç boyunca. Yani bir kere yaptı tutturdu ama çok daha fazlasını hani merkeze gelecek bir oyuncunun o koşuculara atacağı iyi bir pasla beraber Galatasaray daha fazla pozisyona girebilirdi diye İlk yarıda bir kere Icardi yine kendini stoperlerden sıyırıp orta sahada topla buluştu. Sağ tarafa Kaan Ayhan'a çıkardı. Kaan Ayhan tekte ortaya verdi. Tete aslında top savunmayı açsa Tete bomboş kaleciyle karşı karşıya tekte vuruşu yapacaktı ama savunma orada araya girdi. O pozisyonu hatırladım. Müjdat çok kritik müdahale dedi orada. Tamam evet, hatırladım. Hatta Icardi'nin orada topla buluşmasının sebebi de Tete'nin o topsuz koşu yapıp stoperi de üzerine çekmesiydi. Icardi bomboş evet, kaldı. Kaan girdi o bölgeye vesaire. Tek pozisyon hatırlıyorum. O dediğin işte şekilde bir organizasyon. Bunu yapabilirdi Galatasaray daha fazla. Fakat mesela aynı taktik Bayern Münih maçlarında da yine Galatasaray'ın hayatı olabilir. Çünkü Bayern Münih'te de aslında benzer bir durum var. Orada da Harry Kane, tabii Harry Kane bu işi çok üst seviyede yapan bir oyuncu. Yani geriye gelip o pas bağlantısını, oyuncu kaçırma işini bir de Bayern'in kanatları da yine o şekilde isimlerden oluşuyor.
Ama yani Bayern Münih maçı için de Galatasaray adına iyi bir formül. Çünkü hakikaten etkili isimleri var Galatasaray'ın. Galatasaray bunu daha fazla kullanabilirdi. Ama olsun, yani oradan da bir gol çıkarması gayet iyi. Bir de ben şeyi de sevdim Galatasaray'da. Yani o cezayı kesti Galatasaray ihtiyacı olduğu anlarda. Çünkü mesela Davinson Sanchez'in Zaha'ya şişirdiği yerde attığı pasta öyle çok bir pozisyon yoktu. Yok. Zaha'nın ilk kontrolü iyi değildi. Ama orada işte Dalot'un araya girememesi, orada ayağını sokamaması, o şu bu derken Galatasaray cezayı kesti. Şeyde de öyle. Ne derler? Onan'ın yaptığı hatada da öyle. Hemen cezayı kesti. Penaltı, kırmızı kart. Yani o anları Galatasaray iyi değerlendirdi. Belki kendi üretemedi ama rakibin yapabileceği, yaptığı hatalarda pat diye cezayı kesti. Ödülünü de aldı. Peki bu ön alan baskısı çok riskli değil miydi Galatasaray'dan? Bu kadar ofansif bir ön alan baskısı. Ofansif kelimesi yanlış oldu tam. Yoğun bir ön alan baskısı bekliyor muydun Galatasaray'dan? Ben çok beklemiyordum. Yani bu kadar koşucu varken hani ön alanda baskı yapmak yerine işte az önce söylediğim şekilde Galatasaray'ın baskınlarla vurabileceğini düşünüyordum United'ı. Ama bu da Onana'nın acaba çok hataya meyilli olması, stoperlerin ayağına çok hakim olmaması mı acaba etkili yani, oldu? Yani Onana'nın bu hatasını mı hep kovaladılar? Yani, gerçi Onana hep uzun vurdu genelde. 5 benzemez bir savunması var şu an United'ın. O yüzden de Okan Buruk öyle düşünmüş olabilir. Bir de yani rakibin tabii ne olursa olsun üstüne çok fazla gelmesini engellemeye çalışmak da futbolun genelinde bence kötü bir mantık değil. Yani çok üzerine gelmelerine izin verdiğin noktada o baskının sürekli olması, devamlı olması seni bunaltabiliyor. Oralarda bir fırsat kovalıyorsun sen de. Oradan da bir şey çıkardı sonuçta Galatasaray. Hani oralardan da gene Okan Buruk belki maç boyunca o riski aldı. O risk yüzünden ilk gol de geldi. Galatasaray'ın kalesinde ilk gol de gördü ama karşılığında bir şekilde aldı. Yani genel anlamda Galatasaray'ın oyun mantalitesi, oyun kurgusu bence sınıfı geçti. Öyle hani genel şey olarak eleştireceğim bir durum yoktu. Bir de o baskılar yapıldıktan sonra tabii uzun vurması gerekiyor bazı pozisyonlarda United'ın. Orada da Davinson Sanchez geride fizik olarak hem rakibi zorlayan hem kafa toplarını da çok iyi aldı. Evet. Rakibine hep çok yakındı ve o konuda hani Nelson'a göre de daha fiziğini iyi kullanabildiğini gördük. Nelson da hava toplarında iyidir ama Davinson'unki daha farklı bir seviye. Abdülkerim de keza aynı. Kaan'ın da biraz kullanılma tercihi belki boyunun uzun olması olabilir. Onları da iyi topladı aslında Galatasaray. Genel olarak evet. Yani oralarda bir problem yaşamadı. Mesela Abdülkerim'in de maçta tek zorlandığı an ilk gol oldu. İkinci gol oldu pardon. Höylund'la. İlk golde de gerçi geriye koşmak zorunda kaldı Rashford'la. Evet, biraz zor. Geriden başlamıştı. Ama onun dışında hani gömüldüğü anda Galatasaray yok, ya da dengesiz iyi. Olmadığı anda Abdülkerim de çok iyi bir maç çıkardı. Kaan Ayhan'la da ilgili bir istatistik var. O da karşılaşmanın iyilerinden birisiydi. Opta paylaşmış. Kaan Ayhan Manchester United maçında girdiği 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanmayı başarmış ve 9 sahipsiz top kazanmış. 4 uzaklaştırması var. Maçın hani gizli kahramanlarından birisi oldu şüphesiz ve son bölümde de herhalde biraz yorgunluk hissetti Okan Buruk. Torreira da çıkmışken Kaan'ı da oyundan aldı. İki defansif gözüken orta sahasını çıkardı. Görece daha ofansif gözüken Ndombele Oliveira ikilisi kaldı ama Ndombele de girdikten sonra özellikle top ayağındayken çok iyi işler yaptı. Mehmet Ünlü de bahsetmiş. 10 dakikalık hali Oliveira'nın 30 dakikalık halinden çok daha iyiydi demiş. Topu daha iyi tutabiliyor, topla çıkabiliyor. Oliveira da çok hata yaptı zaten yenen golde. Davinson sağ ayaklı bir stoper. Soluna doğru bir pas attı. Rakibini de kendi takım arkadaşını da hataya zorladı bir anlamda. Çıkarken yine çok basit pas hataları yaptı. Tehlikeye sebep oldu Galatasaray kalesinde. Pek gününde değildi Oliveira. O yüzden işi kolay olmayabilir bundan sonrası için. Şimdi araya gitmemiz gerekiyor. Araya gidelim. Saat başıyla birlikte tekrar Galatasaray konuşmaya devam edeceğiz. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
Yeni saatteyiz. Galatasaray konuşmaya devam ediyoruz. Barış abiye pası şöyle atayım. O dilediği yerden tabii alabilir. Galatasaray dün 117.5 kilometre mesafe kat etti ve Şampiyonlar Ligi tarihindeki 44 maçın en yükseğine ulaştı dünkü karşılaşmada. Daha önce 2013-14'te Kopenhag maçında 116.76 koşmuş ve onu da geçen bir pası, kat eden mesafe pası, vardı. Pası en güzel yerden verdin. Sergio Oliveira'nın tam tersisin. En doğru yerden verdin pası. Şimdi Galatasaray'ın dün Manchester United deplasmanında böyle destansı, tarihi bir zafer elde etmesi ve çok çok kıymetli bir 3 puan. Ali'nin yayın başında söylediği Galatasaray'ı gruptan çıkartacak noktaya getiren, hani bu gruptan çıkamayacak noktaya doğru evrilirken mağlup durumdayken Galatasaray artık üçüncülük mücadelesi verecek bu grupta noktasından maçı dönüp geriden gelip kazanan bir Galatasaray o noktadan da artık ilk ikinin Bayern Münih'ten sonraki en iddialı takımı favorisi, ikinci sıranın favorisi grupta olma noktasında taşıyan en önemli unsur Galatasaray'ın dün sahaya koyduğu enerjiydi. Tabii çıkan 11 çok doğruydu. Çıkan 11'in doğruluğunun arkasındaki en büyük gerekçe, sebep, çünkü zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk çıkacak kadroyu sahaya. Ama orada bir oyuncu var ki maçın da bütün seyrini de değiştiren oyuncuların başındaydı. Kaan Ayhan. Şimdi orada sen Kaan Ayhan'la ilgili bir takım istatistikler verdin. Onların içinde şu yoktu. Bütün o toplarını aldı. Bütün o toplarını havaya çıktı. Her topta havadan da kesti Manchester United'ı. Şimdi orada Okan Buruk'un bir kere hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Orta sahasını Torreira ve Kaan Ayhan'la, Kerem'i merkezde, Torreira ve Kaan Ayhan onun arkasında planlayarak bir kere çok önemli bir gol attı maç başlamadan Manchester United'da. Tete sağda, Zaha solda, Kerem ortada, Kerem'in arkasında, ki Kerem mücadele eden, enerjisi olan, koşan, hareketlenen, topla çok buluşan oyuncu. Her pozisyon içinde bir şekilde, ister savunma oyunu olsun, ister atak oyunu olsun, ister geçiş oyunu olsun, hepsinin içinde olmayı seven, inisiyatif alan, sorumluluk alan, topa giden, topla buluşmayı da bir şekilde başaran bir oyuncu. Sürekli dikine alan kat eden bir oyuncu. Rakibin dengesini bozan bir oyuncu Kerem. Bitiriciliği ne kadar kötüyse Kerem'in, geri kalan özellikleri de o kadar iyi. Zaten Kerem'i o yüzden hani istemiyor Galatasaraylılar ama vazgeçemiyorlar. Vazgeçemeyenin sebebi o ayak içiyle uzak direğe yaptığı ve bir türlü gol olmayan ve çok net pozisyonları bu yüzden harcayan Kerem'in diğer özellikleriyle birlikte bu kadar iş çözmesi, sorun halletmesi. Şimdi Okan Buruk'un çıkardığı bu kadar doğru 11 Manchester United karşısında enerjisi olan, koşan, mücadele eden, savaşan, sahanın her yerinde adam paylaşan, alan paylaşan ve en az rakibi kadar mücadele edip topu kazandığında da rakibinden çok daha verimli, çok daha kaliteli futbol oynayan bir Galatasaray. Şimdi buranın altını çizmemiz lazım. Çünkü artık yavaş yavaş Manchester United'a geliyoruz. Şimdi Ali bir yerde bir şey söyledi. Kendi yorum yaptığı bölümde ve onu gülerek söyledi. Çünkü söylediği şeyin ne kadar komik kaçtığını biliyor. Ama söylediği şey de doğru. Aslında komik olması komik. Çünkü doğru, gerçek. Yani Galatasaray kalitesiyle kazandı diyeceğim diyor. Neredeyse diyor, diyemiyorum diyor. De Galatasaray kalitesiyle kazandı. Sağdaki takım Manchester United takımından daha kaliteli bir takım. Nasıl oluyor bu? Kağıt üzerinde baktığın zaman sağdaki 11 de Galatasaray'dan pahalı diye bakıyorsun. Niye onlar pahalı? Niye etiketler pahalı? Çünkü onların yaşlarıyla onlardan bundan sonraki yıllar içindeki beklentilerle falan bunu paraya çevirdiğinde 30 milyon euro, 40 milyon euro, 50 milyon euro Premier Lig oyuncusu, Manchester United oyuncusu oralara kadar gelmişler. İşte yaşları da daha genç, beklentiler büyük, etiket de büyük. İyi de sahaya 30 milyon euroluk, 50 milyon euroluk iş koyuyorlar mı? Senin oyuncun 5 milyon euro, 7 milyon euro etiketi var. Barış Alper Yılmaz'ın, onun bunun falan, ama sahaya koydukları çok daha fazlası. Şimdi
şöyle bakmak gerekiyor. Galatasaray rakibi kadar koşup, rakibi kadar mücadele edip, rakibi en az rakibi kadar bunları yapıp, rakibinden daha fazla enerji ortaya koyduğunda, daha kompakt, daha yardımlaşan, sahaya doğru yayılan, iki yönlü olarak doğru işler yapan bir Galatasaray'ı sahaya koyduğun zaman, karşısındaki kadronun, ben sana şimdi bazı oyuncularını sayacağım. Hatta saymayayım hiç. İki oyuncu sayayım sadece sana. Højlund ve Rashford. Bunların dışında bana fark yaratan bir oyuncu söyle. Ya bu adam sahada hakikaten topu almasıyla vermesiyle fark. Bruno Fernandes'in kalitesini hepimiz biliyoruz. Manchester United için vazgeçilmez. Beyni sahada. Manchester United'in lideri sahada. Bütün toplar onunla buluşuyor ve o oyunu açıyor, yönetiyor, yön veren, tempo dikte eden oyuncusu. Bruno Fernandes Manchester United'ın yetmiyor. Yetmiyor yani, o ne kadar kaliteli bir oyuncu olursa olsun, ne kadar hamuru, kumaşı, teknik özellikleriyle, yaratıcılığıyla Manchester United'ın liderliği olabilecek bir şekilde onu konumlamış olursa olsunlar, o farkı yaratamıyor. Bu bir. İki, peki etrafındaki oyunculara bakalım Bruno Fernandes'in. Mason Mount, Hannibal, Casemiro, bunların hiçbiri Galatasaray'ın orta sahasından daha iyi değildi. Yani dünkü Mason Mount işte sakatlıktan çıktıktan sonra siz beğendiniz Elazığ'ı. Ne yaptı? Ne yaptı da beğendiniz bu kadar çok? Mason Mount olduğu için beğeniyorsunuz. Top ayağına yakıştığı için beğeniyorsunuz. Bana deyin ki ofansif anlamda Mason Mount müthiş fark yaratan şu hareketleri yaptı. Manchester United'ı müthiş atağa kaldırdı, ayağa kaldırdı. Yok, öyle bir şey yok. Son derece belli, bakıyorsun oyuncuya, belli bu oyuncu kaliteli, alması, vermesi, bakması, topla teması falan filan. Ama üretkenlik, maça ne katmış Mason Mount? Hannibal çöp. Çöp. Ben ilk kere onu söylemedim de Hannibal'ı ben beğendim. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen şimdi Hannibal'ın potansiyeliyle, beklentisi ondan falan filan. Bana de ki niye beğendiğini söyle bana Hannibal. Ne çok yaptı? Çok hareketliydi. Sürekli Galatasaraylı savunmacıları koşturdu. Çok iyi. Bruno Fernandes'in anlattığın şeylerin futbol alakası yok. Boşalttı, alanlara girdi. Anlattığın şeylerin. Başkan, siz ne bekliyorsunuz? Dar alanda çalım yapsın, şut çeksinse değil, yapmadı onları tabii ki. Hiçbir şey yapmadı. Ya skor üretmek noktasında, tamam mı? Skor üretmek noktasında Mason Mount, Hannibal. Bak şimdi Casemiro bu takımın 6 numarası, tamam mı? Şimdi sen 6 numaranın önünde oynayan, hani bunların içerisinde de daha fazla senin ofansif anlamda bir şey yapmasını beklediğin adam Mason Mount. Hannibal değil. Hannibal daha Casemiro ile şeyin arasındaki köprü, Mount arasındaki ve Bruno Fernandes arasındaki köprü, tamam mı? O kadar sıradanlaştılar ki, onu anlatmaya çalışıyorum. Bunların hepsi çok değerli oyuncular. Ben Hannibal futbolcu değil demiyorum. Hannibal'ın çok önemli özellikleri var ve çok yetenekli ve potansiyeli olan bir oyuncu. Bakın bonservis değerine, 30 milyon eurodan 40 milyondan aşağı değildir. Şimdi ama dünkü performansı üzerinden konuşuyorum. Verimlilik sahada ne yaptığıyla alakalı. Dünkü 90 dakikaya bakarak konuşuyorum. Dün Kaan Ayhan'ın, Torreira'nın, Kerem'in girdikten sonra Barış Alper'in ortaya koyduğu enerjinin esamesi Mason Mount'ta, Hannibal'da, Casemiro'da yok. Ama hangisini alırsın takımına? Gidersin sen gene Hannibal alırsın, doğrudur, ama dünkü ortaya koyduklarıyla ilgili konuşuyorum. Birazcık Rashford, ki o da daha fazlasını yapabilirdi. Boy ile eşleştiği için sınırlandı Rashford'un faydası. Oyundan çıkardı. Oyundan çıkardı. Tamam, ama hani yine Rashford sahada ne yaptığını bilen ve oyunu öne taşıyan, rakipleri sahaya, rakip ceza sahasına taşıyan, tehlike yaratan, topu ayağına aldığında Manchester United'ların bir şeyler yapacak diye umduğu çok ender performanslardan biridir Rashford. O da yani Sacha Boey o kadar mükemmel bir performans ortaya koydu ki. Ya şimdi Dalot mu, Boey mi? Şimdi bunları böyle koyduğun zaman ben zaten Dalot'u da almam. Sacha Boey alırım bir de, hani yani takımma da onu alırım zaten. Bir kere Manchester United bazı oyuncularıyla çok yavanlaşmış, çok sıradanlaşmış. Bazı oyuncuları da beklentinin çok altında kaldı dün. Yani böylece dünkü totalde Rashford'u da Boeing oynatmadığını
ve yapabildikleri şey, tamam birkaç pozisyonda geçti Bowie tabii ki, ama yani totalinde overall'da baktığında Sacha Bowie her anlamda hem atağa katılımındaki katkısıyla, topla buluşmasıyla ofansif anlamda, hem de savunma oyununda yaptıklarıyla rakibini en tehlikeli oyuncularından birine %70'ini falan bitirdiği için zaten muhteşem bir performansı var Sacha Bowie'nin, tamam mı? Ve Manchester United'da böyle bir futbolcu yok Sacha Bowie gibi. Şimdi bunları arka arkaya koyunca getirdiğim nokta şu: gülmeyin konuşurken. Sahadaki Galatasaray Manchester United'dan daha kaliteli takımdı. Ama işte söylediğiniz doğru bir şey var. Yani Arim, sen hanginiz? Yani Manchester United'la evinde oynuyorsun. Tabii ki maça domine edeceksin, hükmedeceksin. Maçın her anında top sende. Öyle bir dünya yok zaten. Yani Bayern Münih Kopenhag'da bunu yapamıyor. Bayern Münih kendi evinde Manchester United'a karşı ilk yarım saat yapamadı zaten. Kötü Manchester United orada Bayern Münih'e kendi futbolunu kabul ettirdi. Yani futbolun içinde böyle anlar var. Sonuçta her takım, bunlar Şampiyonlar Ligi takımları hepsi. Hepsinin ortaya koyabildiği bir becerisi var zaten. Olmasa burada da olmazlar. Tamam mı? Hani Manchester United isminden de bağımsız konuşuyorum. Tabii ki bu oyuncunun ya, yani o ikinci yarının bir bölümündeki bunaltıcı baskıları falan filan ve oralarda gol bulabilirlerdi. Ama yine son pas, son vuruş beceriksizlikleriyle, tercih beceriksizlikleriyle yine o premier kaliteyi, Şampiyonlar Ligi'nin istediği premier kaliteyi Manchester United sahaya yansıtamadı. Ve bakıyorsun Galatasaray'a. Galatasaray o anlarda da maçın içinde kalabildiği gibi bırak skor olarak kalmayı, cevap vermeyi her anında enerjisiyle, mücadelesiyle yakaladı mı ısıracak, yakaladı mı sokacak iğnesini, tehlikesini her anda hissettirdi Galatasaray. Girenlerle çıkan, benim tek beğenmediğim oyuncu dün Galatasaray'da Sergio Oliveira. Sergio Oliveira'yı hiç beğenmedim mesela. Tamam mı? Oyuna girdi sonra da hiçbir katkısı yok. Hatta gol yedirtti Galatasaray'a. Ve yumuşak bir adam zaten. Savunma oyununda da bir faydası yok. Topla buluşuyor mu? Buluşuyor. Garanti pasları veriyor mu? Veriyor. Bir tane kilit güzel bir pası var Sergio Oliveira'nın. O bir tane pasının dışında büyük, bu takımın büyük futbolcusu, önemli futbolcusu, yetenekli, kumaşı olan oyuncusu olarak orta sahada fark yaratacak bir şey yok. Kerem çok daha faydalı. 50 kere de Kerem'i o kaçırdığı gol lere rağmen, saç baş yolurmasına rağmen 50 kere mesela ben Kerem'i Sergio Oliveira'ya merkez oyuncusu olarak da tercih ederim. Bırak kanat oyuncusu, kanat forvet olarak. Merkez oyuncu olarak da Oliveira'ya tercih ederim ben Kerem'i. Dolayısıyla bir kere işte Torreira'nın her zamanki mücadelesi, rakibin ikinci bölgedeki direncine karşılık vermesi, Kaan Ayhan'ın müthiş performansı, sonradan giren Barış Alper'in enerjisi, oraları karıştırması, hareketliği, Manchester United savunmasını çıkarken başta kalecisi olmak üzere sürekli hataya zorlayan, onların o hata yaptığı anda o hatayı değerlendirecek enerjiyi, doğru planı, doğru zamanı kovalayan, doğru yerleşimi ve sürekli o hatayı kovalayan bir Galatasaray takımı var sahada maç boyunca. İşte onun için Galatasaray, Manchester United oynuyor, Galatasaray geliyor atıyor gibi oldu. Ama Galatasaray zaten bunu bekliyor maç boyunca. Siz diyor bu maçın favorisi olarak top ayağınızda olacak sizin. Biz bekleyeceğiz ama sizin ön alan baskısıyla bir kere sizi hataya zorlayacağız. Ha, o ön alan baskısıyla kıramadığımız bölümlerde de arka tarafta gol yememek için elimizden geleni yapacağız. Noktasında bir oyun planı var Galatasaray'ın. Zaten başka bir şey yapması doğru da değil, beklenmemeliydi de. Bunu da 4-4'lük uygulayan bir Galatasaray sahada. 4-3'lük değil, 4-4'lük uygulayan bir Galatasaray var. Ve bunu uygulayabilmesi için de kaliteye ihtiyacı var. Yani o topu ön alan baskısı yapıp kazandın ama ne yapacaksın ki? Ama senin elindeki Zaha, Icardi, sonradan giren Mertens'in işte o topu tutabilmesi, koruyabilmesi, doğru yerlerde doğru adamlarla sürekli buluşturması, 3 pas. Ya şimdi Manchester United'ın yine kalite eksikliği, o geriden çıkarken yaptığı hatalar, yani Onana'nın hediye ettiği bir kere bir penaltıdan daha önemlisi 10 kişi kalması pozisyonu var yani, tamam mı, ki o penaltı yani kaçırmasa Icardi zaten iş bitiyor, ama kaçırmasına rağmen ondan sonra yaptıklarına bakalım. Davinson Sanchez'in vurduğu kafa, asist olan kafayı konuşuyorum ya, o asist falan değil ki, o topu uzaklaştırmak için vurduğu bir, yani topu atağa kesmek, havadan gelen Manchester United'ın hızlı uzun çıkmaya çalıştığı bir pozisyonda oraya kadar Davinson Sanchez'in gelmiş olması bir kere, tamam mı? Ondan sonra o kafa, o tabii oradan geçirmemesi lazım o topu ve kesiyor Manchester United'ın başlarken atağını. Ama başlarken atağı kestiği kafa topu asist oluyor. Gol pası oluyor, tamam mı? Şimdi bu çok büyük bir yerleşim hatası Manchester United'da. Yani o topu bir kere böyle kötü kullanıyorsun. Bir kere rakibi üzerine davet etmişsin. Stoperi zaten oraya kadar gelmiş.
Bir kere bunlara müsaade etmemen gerekiyordu senin. Ondan sonra bu kadar kötü kullanıyorsun topu ve o top kötü kullandıktan sonraki dönen toptaki yerleşimin o kadar kötü ki offside'dan kaçması kaleciye karşı karşıya kalması için yeterli. Göbekte Icardi gibi bir adam bomboş. Bomboş. Markajda değil. Ya orada o top dönerse bir yerden bir şekilde beklemediğimiz şekilde atağımız çıkarken kesildiğinde Icardi topla buluşabilir diye bir tek önlem yok. Stoperlerinde Manchester United'ın tek bir önlem. Icardi bomboş bırakmışlar. Bizim atağımız kesilirse biz golü yiyelim. Maç o kadar riske edilecek kadar kopmuş muydu? Hayır. Manchester United her an maçı kazanabilecek kadar içindeydi her zaman oyunun. Ama kendi kendine önce penaltı yaptırıyorsun hatayla. Bireysel acayip komik amatörce bir hatayla. Hata yaptırıyorsun penaltıyı. Yaparken kırmızı kart görüyorsun yine komik bir şekilde. Komik bir şekilde de kırmızı kart. Kırmızı kartı Mertens aldırttı. Kırmızı kartı yani o zaten kayarak müdahalesinde topla dokunamayacağını anlayınca tabuta yatar gibi yattı Casemiro. Aman dedi ben acaba dokunmayabilir miyim? Acaba penaltı olmayabilir mi? Topla buluşamadım. Topa müdahale edemedim yatarak bu tehlikeli hamleyi yaptığımda sakladı Mertens topu. Kendini de topla arasına koyup bana bir şekilde çarpsın da ben bırakayım kendime yere penaltıyı alayım diye yaptı. Yani topla oynama niyeti de yoktu Mertens'in. Sadece o hamleyi hissettiği anda dedi ki topa vurmasın bana vursun yeter dedi. Bitti benim için pozisyon zaten dedi. Kendini topun önüne koydu. Kayarak Casemiro'nun gelişi penaltı ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kart. Şimdi bu kadar amatörce hatalar. Kaleciden başlıyor. 6 numarası yapıyor. Stoperleri yapıyor. Hem topu kullanma hatası var çıkarken hem yerleşim hatası var. Hata. Bu kadar hata yapan bir takımın kalitesinden bahsetmek mümkün mü? Sürekli hatalar yapan bir takım Manchester United. Ama Galatasaray'ın çok takdire şayan olan tarafı şu. Bir kere topu ayağına alında çok becerikli bir takım Galatasaray. Çünkü çok becerikli, çok yetenekli oyuncuları var. O kadar etmeyebilirler kağıt üzerinde öbürleri kadar. Hepsi Premier League görmüş oyuncular ama yaşları ve bundan sonraki şeyleri itibariyle, üretkenlik potansiyelleri itibariyle Manchester United'ın oyuncularından daha az şey vaat ettiği için onlar 40 milyon euro, bunlar 10 milyon euro. Onun içinde kağıt üzerinde Manchester United daha kaliteli gözüküyor olabilir ama sahada Galatasaray daha kaliteli olan takım. Topu aldığında topu kullanma becerisi Manchester United'dan daha iyi, bu bir. İki, bir de rakibi hataya zorladığında hata yapabilecek kadar kalite eksikliği olan bir takım Manchester United. Çok hata yapıyor. Dallo çok hata yapıyor, stoperler hata yapıyor, Casemiro hata yapıyor, Mason Mount'un, Hannibal'ın üretkenliği son derece sınırlı. Son derece yavanlaşıyorlar bu oyuncular. Skora katkı yaratmak bakımından, adam eksiltmek, takımı net gol pozisyona sokmak ve onları asist ve gole çevirmek. Direkt oradan gole katkı olarak son derece yetersizler ve uzaklar. Özellikle Mount ve Hannibal pozisyonlardan. Hep uzak kalıyorlar. Dolayısıyla yani sen Hörlund gerçekten çok iyi bir golcü bu arada. Yani o Danimarkalı golcü, yaşı da genç. 1.90 boyu var. Fizikli, hareketli. O fiziğinden hani daha beklemeyeceğin kadar daha çabuk. Topla çabuk, topsuz çabuk. Yerden iyi, havadan iyi. Topla arası iyi. Sadece bir golcü değil. İyi bir forvet oyuncusu. Üst düzey bir forvet oyuncusu yani. Hörlund çok konuşturur kendini bundan sonra. Rashford her zamanki Rashford. Günün sonunda orada Sacha Boye büyük şey yapmak gerekiyor. Övgü yapmak gerekiyor. Rashford'ı sınırlı bıraktığı için. Ama onların dışındaki tüm oyuncular bak. Yani Hörlund ve Rashford'daki tüm oyuncular son derece vasatlardı dün. Çabalayan, eden, topta ayağında ama bir türlü bitiremeyen bir Manchester United var. Bulduğu pozisyonlarda da işte ama Abdülkerim ama o ama bu. Sonuçta Galatasaray'da direncini koyacak ortaya tabii. Peki. Sen daha iyi takımsan, daha kaliteli takımsan kıracaksın o direnci. Kıramadılar. Manchester United Galatasaray'ı dün kıramadı. Çünkü sağdaki Galatasaray dün Manchester United'den daha kaliteliydi. Araya gideceğiz. Aradan sonra da telefon hattını sizlere açıyoruz. 0212 363 04 34. Barış Ertuğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.23 saatlerimiz dinleyicimizle devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ben İstanbul'da Muhammed Dalmış, 30 yaşındayım. Ali abi birkaç tane sorum vardı. Beşiktaş'la ilgili bir de bugün Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş'ın başkanı hani çok eleştiriliyor. Ama bizim başkanımız bunun farkında değil. Yani eğer öbür gün statta bu rakiplerimiz bu kadar güçlüyken... ...ya yani kötü bir sonuçta başkana küfür edirlerse veya...
yani bir taşkınlık yaparsa başka ne yapacak çok merak ediyorum. İkincisi bu kadar kötü bir kadroyu nasıl kullanacaklar? Peki teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, teşekkür ederim. Beşiktaş'ın maçı tabii Muhammed'e de söyleyelim. Bugün değil. Maç yarın oynanacak. Perşembe günü Beşiktaş sahaya çıkacak. Geri kalanla ilgili Ali abi sana bırakıyorum sözü. Yani şey istiyorlar genelde radyo spor dinleyicileri benim Beşiktaş'ın kadrosunun çok kötü olduğunu söylememi. Bunun da sebebinin Ahmet Nur Çebi olduğunu, bu kadronun hiçbir şey koruyorsun Ahmet Nur Çebi'yi. Evet, yani bu şeyi, bu kadronun hiçbir şey olmadığını, öyle bu kadronun çöp olduğunu söylememi istiyorlar. İstedikleri bu. Onu benden duyamayınca da mesaj da atıyorlar, böyle arada arıyorlar da. Onu söylemeyeceğim, hani baştan söyleyeyim de. Beşiktaş'ın kadrosunun kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ın kadrosunda şu an performans vermeyen oyuncular var. O oyuncular performans verirse bu kadronun da lig standartının üzerinde bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu kadroyu Fenerbahçe ve Galatasaray'la kıyaslarsanız geride diyebilirsiniz. Ama onu da daha önceden söyledim. Beşiktaş'ın tarihinde zaten Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha iyi kadro kurduğu sayılı sezon vardır. Bir elin parmaklarını geçmez. Beşiktaş'ın eğer kadrosu buysa ve kadrosu Ocak ayına kadar değişmeyecekse, Ocak ayında da radikal bir değişiklik olmayacaksa, artık Beşiktaş taraftarları da bunu kabullenip, artık bu durumu özümseyip, bu kadronun neler yapabileceği üzerine kafa yormaları gerekir. Bu kadro performans nasıl verebilir? Oyuncuların bireysel performansı yükselir ve ona göre Beşiktaş da iyi bir şey yapar. Çünkü Beşiktaş'ın iyi bir teknik direktörü var ve derin bir kadrosu var. Ve ligdeki takımların standartı da ortada. Beşiktaş eğer Pendik'le berabere kalmazsa, işte diğer karşılaşmalarda belli bir standartı yakalarsa yarışın içinde olur. Ben bunu savunuyorum. Bunu savunmaya bunlar, devam ediyorum. Bunlar çok genel ve yuvarlak laflar ama söylediklerin. Bugünkü Beşiktaş'ı tarif etme konusunda son derece yetersiz şeyler söyledin. Niye? Yani Beşiktaş'ın iyi bir teknik direktörü var diyorsun. Hı. Son derece kötü bir performansı var son dönemde. Oyuncularla ilişkisi, sahadaki takıma verdiği enerji, kurduğu kadro, çıkardığı 11, sonradan yaptığı değişiklikler, tercih ettiği oyuncular, bu, kadro istikrarı. Yok. Bunların yani hiçbirinde... Ben şöyle abartarak bir örnek vereyim. Bu hani ekonomik olarak durumunuz kötü değil. Normal standartta bir hayatınız var. Ondan sonra Bill Gates'e bakıyorsunuz. Ben fakirim demek gibi bir şey. Yani siz kendi standartınız içinde şu an Beşiktaş'ın standardı bu mu? Beşiktaş'ın standartı Pendik'i yenememek mi? Hayır, Beşiktaş'ın Pendik maçı son dakikada bir penaltıyla berabere kalınan bir karşılaşma. Beşiktaş'ın asıl problemi Trabzonspor, Buruş ve Adana Demirspor serisi. O seri bunlar az buz maçlar değil mi diyorsun? Yani bunlar olur. Yani bunlar. Ama onlar nasıl olur abi? Bir dakika. Ben de diyorum ki yani Trabzon maçı ve Adana Demirspor maçlarını ve Club Brugge karşısında kadromu, oynanan futbolu. Şu kadromu daha iyi. Beşiktaş'ın 24 maç yenilmeyen kadrosu mu daha iyi? Beşiktaş 24 maç yenilmeden o seriye girdi. 24 maç yenilmedi. Ve 24 maçta öyle şey de yoktu Beşiktaş'ta. 12 galibiyet, 12 beraberlik de yoktu. 24 maçın Beşiktaş 20'sini kazandı. 4'ünde berabere kaldı. Ondan sonra milli ara dönüşünde kötü bir döneme girdi. Şimdi Beşiktaş'ın kabul etmek istemediği şu. Yani kadro çok çok kötü değil. Yani bunu bir anlayın. Bir dakika, çok çok kötü değil falan değil. Şimdi bak, sen iyi kadrodan çok çok kötü değil'e geldin. Ben sana hayır, bir şey diyorlar, soruyorum. Bu kadro çöp ben, diyorlar. Ben bu kadro hiçbir ki, şey olmaz diyorlar. Ben hayır, de tam tersi bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Bu kadro neden bir şey olmasın? Beşiktaş'ın şu ana kadar bana eli ayağı düzgün ortaya koyduğu bir tane böyle gümbür gümbür oynadığı Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynadığı bir maç söyle. Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynadığı maç söyle bana ya. Maç bir... şu maçta oynadı de. Bu kadroyla olmaz. Zaten oynamıyordu Beşiktaş. Ben onu da anlattım. Yani Beşiktaş illa yüksek tempolu oynayacak, illa rakibini boğacak, 5-6 Beşiktaş bir de dağılıyor. Değil. Ali dağılıyor. Skor olarak dağılmasa mental olarak dağılıyor veya skor olarak da dağılıyor. Ama öyle ya da böyle Beşiktaş dağılan bir takım oldu. Şenol Güneş dağılmış vaziyette. Bak ben sana gerçekleri söyleyeyim. Sen onun altını nasıl doldursan doldur. Şundan kaynaklanıyor, bundan kaynaklanıyor. Potansiyeli var, daha iyi olur de, anlat, dinleyelim. Ama şunları bir kere tespit olarak ortaya koymak zorundayız. Yani Beşiktaş, bizim işimiz burada günlük bazda çıkıp, her gün çıkıp konuşan insanlar olarak, yani haftada bir, ayda bir çıkıyorsundur. Bir genel değerlendirme yapıyorsundur. Dersin, daha tabloya geniş bakarsın. Hocası iyi dersin. Tabloya geniş bakacaksın tamam, zaten. Tamam ama bak abi, her gün mağlubiyetle, çıkıp, her mağlubiyetle çıkıp, bunlar söylenecekse o zaman ama. Her gün farklı bir şey söylersin. Ama sen durum tespiti yapmıyorsun. Durum tespiti işte. Yapıp şunu söylemek tam gerekiyor. Tersi. Beşiktaş'la ilgili Şenol Güneş'in dağılmış durumda olduğunu tespit etmek gerekiyor. Bunun nasıl toparlanır? İşte Şenol Güneş'in bu kadar tecrübeli bir teknik adam olarak bu o kadar... zaman şu an senin söylediğine göre Galatasaray ve Fenerbahçe dünyanın en iyi takımı.
Hayır canım, bu dünyanın yani takımı. Yarın öbür gün de mağlubiyet aldıkları zaman da dünyanın en kötü takım olacaklar. Şu an, şu an ortaya koyduk. Çünkü çok iyi kadrolarla mağlubiyet almış olacaklar. Böyle bir şey yok futbolda. Hayır ama bak şimdi şu, o gün mağlup olduklarında niye mağlup olmuşlar, nasıl mağlup olmuşlar onu da konuşmak gerekecek tabii ki. Ama tamam işte ben şu anda, yani şu anda takım... Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol Türkiye'de çok az takımın oynayabildiği bir futbol tarih boyunca. Şu an oynadığı futbol. Yarın bugün futbolu Fenerbahçe mağlup olduğu zaman biz şey mi diyeceğiz? O gün, yani o gün o futbol bozulduysa, bozularak var olsa niçin bozulduğunu tek konuşmak maçta, zorunda değil miyiz? Tek maçta, iki maçta. Tek maç, iki maç değil. Başladığından beri sezon 6-7 tane maç oldu. Gözünü seveyim ya. 7 maçı konuşuyoruz. Biz bir tane maç, Fatih Karagümrük maçı bitti. 1-0 tatmin etmedi. Beşiktaş'ta bu kadrodan bir şey olmaz demiyoruz. Fatih Karagümrük maçı bitmiş. Beşiktaş Pendik'i yenememiş. Sivas'ı kötü oynayıp yenmiş. Beşiktaş Trabzon karşısında dağılmış. Kayseri'yi zar zor yenmiş. Kötü oynamış. Adana'da dağılmış. Konyaspor'u yenmiş hiç tatmin etmeden, şansa bir bulduğu bir golle bilmem neyle falan filan, Babu Bakar'ın harikalar yaratmasıyla falan, yani böyle sihirle bir takım anlarla ve şans yüzüne gülerek falan kazanıyor Beşiktaş. Hep bıçak sırtı kazanıyor. Kazanamadığında da Pendik'i yenemiyor evinde veyahut da dağılıyor. Trabzon'un 3 Adana'dan 4 diyor ya da daha böyle bir Avrupa maçı olarak referans alabileceğimiz bir tane maç Club Brugge'se, o maçta da zaten futbol namına hiçbir şey ortaya koymayıp mahkum bir maç oynuyor. Şimdi bu konuştuğu 7-8 maçtan bahsediyorum mesela. 7-8 90 dakikadan bahsediyorum. Bu olduğu zaman şunu dememiz gerekiyor. Bu takım niye bu vaziyette? Bu takımın kapasitesi nedir? Hocası ne yapıyor? Ona göre bir fatura çıkarmamız gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ta biz bu kadro standartın, ligin ortalamasının üzerinde bir kadro, hocası da çok iyi deyip geçiştirirsek, o zaman günlük bazda o yorumun hakkını vermemiş oluyoruz. Dinleyicinin, taraftarın tepkisini de o zaman okuyamamış ve adres edememiş oluyoruz. Ben ona itiraz ettim senin yorumunda. Yoksa Beşiktaş 100 küsur milyon euro takım olarak görüyoruz zaten yani. Oxford Chamberlain'de var, Gezal var, Cenk var, Abu Bakar zaten var, Getson Fernandez var, var kaliteli oyuncular da. Yok mu yani? Bu kadar çöp bir takım mı? Değil tabii ki. Bu oyuncular var. Ama sen bu oyunculardan 8 hafta olmuş. 7 haftada 8 maç ama olmuş. O zaman be. Senin söylediğin iş, Şenol Güneş kötü bir teknik direktör. Değil Şenol bak. Güneş bu kötü takımdan verim alamıyor. Kötü bir teknik. O zaman sorun ne? Kötü bir teknik direktör değil. Son derece, bak, son derece kötü bir performansı var şu süreçte. Ya şimdi bu her kötü performans alana bu adam teknik direktör değil denmeyeceği için diyemiyoruz. Şenol Güneş'i sezon başından beri sen memnun musun ya? O zaman sen memnun musun Şenol Güneş'ten? Şey Şenol Güneş de kendinden memnun olmadığı için Salih'i dövmeye kalkıyor. ben şunu anladım. Biz ne diyoruz şu an? Biz ne diyoruz işte? Beşiktaş'ın durumunu tespitini yapıyoruz. Yani hoca yani formsuz. Beşiktaş formsuz. Bu takımın bu performansı son derece yetersiz diyoruz. Daha ne diyeceğiz? Tamam, yani Beşiktaş'ın zaten bu gidişatına bakıp formsuz demek bence bir tespit değil. Zaten oynanan oyun ortada. Ben de diyorum ki evet, bu kadar yakıp yıkılacak bir durum yok. Bu nasıl, takım daha olur, iyi olur diyorum ben de. Yani çünkü seninki de 7 maçlık performansa bakıp bu takım daha iyi olur da bana tarif eder misin? Bu takım daha iyi olur dedi. Ne olur? Hayır, ne olursa daha iyi olur. Ne olursa daha iyi. Bireysel performansı. Hayır, onu demek istemiyorum. Nasıl daha iyi olabileceğini tahmin edebiliyorum ama ne olursa daha iyi oldu diyeceksin sen. Yani Beşiktaş bugün zaten ligde ilk 4'ün içinde. Gene ilk 4'ün içinde olması iyi mi olması demek olacak yani. Hayır. Burada hedef Fenerbahçe ve Galatasaray'a geçmek değil mi? Evet. Tamam, bu mümkün olmayacak, ben sana söyleyeyim daha iyi olduğunda. Öyle gözüküyor. Ha de ki bana hayır mümkün de. Fener ve Galatasaray'ın daha iyi olması, onları geçmesi, şampiyon olması mümkün de bana anlat nasıl mümkün olacağını. Ben sana söyleyeyim Şenol Güneş'in bugünkü görüntüsüyle. Şimdi bana dönem ama şey deme, Şenol Güneş kötü hocam o zaman deme. Şenol Güneş iyi hoca olduğunu biliyoruz ama Şenol Güneş eski Şenol Güneş değil bu sezon. Şenol Güneş dağılmış vaziyette. Bu oyuncu grubunu bu şekilde yöneterek Şenol Güneş verim sağlayamayacak. Öyle gözüküyor. Şenol Güneş şu anda zaten biz övülecek zamanda övdük. Hocalarını da biliyoruz yani. Bir çöpe almıyoruz kariyerini, böyle başarılarını, mümkün değil. Öyle bir hadsizlik ya da vefasızlık yapmam ben Şenol Güneş'e. Ama şu görüntüsüyle Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş dinleyicisi arayıp yani bu takımdan bir şey olmaz. Çöp derken kastettiği şey o. Umudu yok. Umudu yok bu takımdan. Çünkü hocadan da umudu olması mümkün değil bu şartlarda. Ve ben söyleyeyim, şunu demek lazım. Yani Şenol Güneş'in bir kere toparlanması lazım. Böyle bir yere varamaz. En iyi hali Beşiktaş'ın bu. Bundan daha iyi olmaz. Yani en iyi hali bu mu Beşiktaş'ın? Şöyle söyleyeyim sana. Adana Demirspor. Bir şey söyleyeceğim. En iyi hali bu olur mu Beşiktaş'ın? Ben puan cetvelindeki yeri olarak söylüyorum. Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray ve Adana Demirspor'un arkasında. Bunların önünde olabilecek bir hali yok şu anki görüntüsüyle.
Bu yani çok bak Gezal kadroda sürekli oynar hale gelmesi lazım. Bana göre Cenk'in de kadroda sürekli oynar hale gelmesi lazım. Gedson Fernandez'in de aynı Abubakar gibi bu üç oyuncunun da sürekli oynar hale gelmesi gerekiyor. Sürekli ilk 11'in değişmez oyuncusu olması noktasında Şenol Güneş'in bunları hazır etmesi lazım. Aa işte sakatlıklar vardı, talihsizlikler vardı. Bunları da tabii ki kabul ediyorum. Bir sürü şanssızlığı da oldu Beşiktaş'ın bu süreçte. Beraber çalışamadılar, oyuncu bir türlü yere gelemedi. Hala Gezal tam hazır değil falan ama olmak zorunda. Çünkü ben sana söyleyeyim mi? Şu saydığım oyunculardan sonra bir Oxlade-Chamberlain kalıyor geriye. Gerisi çok bir şey üretme noktasında fark yaratmıyor. Konusunda Beşiktaş alıp başka bir seviye taşıyacak oyuncular değiller diğer oyuncular. Yani Salihler, Amirler, onlar bunlar diye saymaya başlayan Raşit Sağ falan. Bunlar Beşiktaş'ı alıp uçuracak oyuncular değiller. Beşiktaş'ı alıp uçuracak oyuncular az önce saydığım oyuncular. Abubakar, Gezal, Cenk, Gedson Fernandez. Ve işte eğer oynarsa Oxlade-Chamberlain. Bunlar. Bunların dışında Beşiktaş'ın hepsi takım oyuncusu geri kalanlar. Tamam mı? Şimdi bu oyuncular, bu büyük oyuncuların sürekli oynaması gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama sürekli oynamaları gerekiyor. Sürekli kadronun içinde olmaları gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin böyle oyuncuları var, Galatasaray'ın da böyle oyuncuları var ve bunlar oynuyorlar. Yani Şimanski oynamazsa, Tadiç oynamazsa, Ceko oynamazsa, İrfan Can da böyle oynamazsa, onlar oynamayınca, Fred oynamazsa Fenerbahçe'den bir şey olur mu? Fenerbahçe. O zaman sen de kadronun çok kötü olmadığını söylüyorsun. Ama ki olay bireysel performans. Şunu demek istiyor. Ay bak Şenol Güneş'in bunları oynatması gerekiyor Şenol beraber. Şenol Güneş nasıl oynatacak baba? Baba diyorum. Sakatsa boşver. Evladım bak anlatıyorum. Nasıl olacak yani? Hani bunun ben de farkındayım. Bunu ben geçen seneden beri söylüyorum. Cenk Tosun, Abubakar, Gezal sahada olmalı diye. Evet. Ama bu, şimdi bunlar olmadı. Geçen sezonun son maçı sakatları. Beşiktaş'ın şu görüntüsü. Yeni dönüyorsa. Beşiktaş'ın şu görüntüsü. Şu görüntüsü Beşiktaş'ın işte onlar döndüğünde nasıl dönecek, ne zaman oynayacaklar, ne kadar oynadıklarında iş işten geçmiş yani mi olacak zaten... bunları bilmiyoruz. Ama bak bu kadroyu kuran başkan ve yönetim şimdi Gezler'in durumunu bilmiyorlar mıydı? Gezler, Hazır Tabancı gibi. İşte Raşit Sam mı Gezler'in alternatifi sence? Raşit Sam mı Gezler'in alternatifi? Oluyor mu peki Gezler yokken? Oluyor mu? Bak Fenerbahçe 15 milyon verip Cengiz Ünder'i aldı. Niye aldı o zaman? İrfan Can vardı bu takımda. Orada oynayacak çok oyuncu var. Niye alıyor mesela o zaman? O gidip de Cengiz Ünder'i niye 15 milyon çok para ayrı da. Niye alıyor? Yani Raşit Sa'da değildi Gezal'in alternatifi. Gezal de yoktu ortada. Geçen sene yoktu zaten. Senin oyuncun Gezal oynadıp da performans ürettiğinde sen yeni oyuncu transfer etmiş gibi olacaksın. Sen neyine güvendin de Gedson Fernandez dışında burada lider bırakmadın bu takımda? Şeye güvenmediği için ne derler? Gezal'e güvenmediği için Raşit Sa'yı aldı. Raşit Sa geçen sene Galatasaray'da en fazla beğenilen oyunculardan biri değil miydi? Raşit Sa geldiği zaman Beşiktaş yönetimi iyi iş yaptı denmedi mi? Ya iyi iş yaptı ayrı için, da. Abubakar için ligin en iyi isimlerinden biri denmiyor mu? Cenk Tosun bu ligin en kaliteli yerli forvetlerinden biri değil mi? Gedson Fernandez bu ligin en iyi orta sahalarından biri değil mi? Mert Günok milli takımın kalecisi değil mi? Onur milli takımın sağ beki yedeği Rozier değil mi? Masuaku Premier Lig oyuncusu değil mi? Siz hangi kötü kadrodan bahsediyorsunuz? Kadronun bir arada olması ve iyi performans vermesi lazım. Ama bu kadroya bu kadronun hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe hayatta geçemez. Galatasaray hayatta geçemez diye bu şekilde yaklaşırsanız zaten onun karşılığı da bu enerji oluyor. Yani biraz da siz elinizdekine inanacaksınız. Elinizdekine güveneceksiniz. Beşiktaş'ın nasıl bir kadro kurmasını istiyorsunuz? Elindeki imkanlarıyla da Fenerbahçe ve Galatasaray'la karşılaştırıyorsunuz. Yani ben bunu anlayamıyorum. Beşiktaş Tadiç'i almadığı zaman sol öne kimi getirebileceğini düşünüyordunuz. Tadiç'e gitti. Olmadı. Alamadı. Yetmedi gücü. Bu kadar basit yani. Beşiktaş'ın elindeki kadro kötü bir kadro değildir. Beşiktaş'ın teknik direktörü kötü bir teknik direktör değildir. Dağılmış bir teknik direktör değildir. Beşiktaş'ın sadece bireysel performans olarak ve oluşturduğu kadroyu bir arada tutamama gibi problemleri vardır. Eğer o problemi çözene kadar Beşiktaş lig yarışının içinde kalabilirse Beşiktaş'tan bir şey de olur. Ama yani bunu görememek ben anlayamıyorum. Yani bu kadroya bakıp böyle işte ya bu kadro kötü kadro. Rebic geldiği zaman o zaman niye sevindiniz arkadaşlar? Rebic iyi oyuncu, Rebic Milan'ın oyuncusu niye övdünüz? O zaman niye öyle konuştunuz? Şimdi niye böyle konuşuyoruz? Ama Rebic ortada var mı? Rebic ortada yok. Kim bunların sorumlusu? Efendim? Bu saydığın hocanın hiçbir ortada yok. Barış abi. Bu saydığın hocanın hiçbir ortada yoksa Beşiktaş ortada yok demektir. Yok mu desinler? Beşiktaş potansiyeli var. Beşiktaş çok iyi mi desinler? Hayır Beşiktaş'tan. Bak Beşiktaş'ın hiçbiri Beşiktaş maçı izleyemiyor abi. Sen anladın mı durumu? Beşiktaşlıların hiçbiri şu sayıyorsun Masuaku hepsi bana göre boş laf. Bla 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 bla. Ortada performans diye bir şey yok. 7 hafta olmuş. Fenerbahçe uçuyor.
Galatasaray'ın potansiyelini dün gördünüz, neler yapabildiğini, neler yapabileceğini. Ligde de iyi kötü gittiği haliyle, ehliyeti haliyle Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında. Hani pek bir şey takım olarak ortaya koymaması, yumuşak kalması, kırılgan bir takım olması falan Galatasaray'ı. Fenerbahçe 2 puan arkasında bu kadar uçup kaçarken Fenerbahçe. Ama Galatasaray'ın da neler üretebileceğini de dün gördünüz. Şimdi Beşiktaş'ın yaptıklarıyla, ürettikleriyle, eksiğiyle, fazlasıyla falan bakıyorsun, 8 puan arkasında kalmış. Saydığın oyuncuların hiçbiri ortada yok. Aboubakar hariç. Hiçbiri ortada yok. Gerson Fernandes bile bir var bir yok, tamam mı? Hoca oyuncularla, tribünle, takım bilmem ne falan baktın, takımın enerjisi, takımın temposu. Ha, oyuncular tam bireysel isteğini veremiyordur da sonuç alamıyordur Beşiktaş. Ama takımın oyunu falan, temposu, mücadelesi falan şey yapıyordur seni. İzlettiriyordur. Beşiktaş'ı izlemek vicdan azabı haline dönmüş. Halbuki Beşiktaş bu değildi. Beşiktaş aynı şey hocayla, daha başka oyuncularla, bunlar kadar belki kaliteli olarak saymayacağım belki bile oyuncularla, Beşiktaş nefes kesen bir Beşiktaş vardı birkaç sene önce. Şimdi Beşiktaş bu hale düştüyse, bunu da kusura bakma, çıkacaklar, eleştirecekler yani, bu sabredin, ne oluyor, ne bitiyor, bilmem ne falan. Beşiktaş'ta sonuçta bu ligin şampiyonluk adayı takımı değil mi? Yani bu ligde ilk 4'ün içinde kalmasını başarı mı sayacağız? Bu Fenerbahçe Galatasaray yarışıyor. Bak, Ali Koç bu sene bir kuruş para koymadı. Bir kuruş para koymadı Ali Koç bu yıl. Bütün bu transferleri, bu kadroyu Ali Koç para koymadan yaptı. Sattığı oyuncularla yaptı, transferlerle yaptı. Kaç senedir bu kulübün başkanı. Ahmet Nur Çebi de yeni gelmedi, dün gelmedi. Onu da, o da gidiyor Tüpraş'ı bonsa getiriyor, koyuyor sponsor olarak stada, getiriyor, para buluyor, ediyor falan. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi de para koymuyor. Belki de koyuyordur. Ali Koç koymadı bu yıl mesela para. Ve sattığı oyuncular, aldığı oyunculardan daha pahalı. Kasasında bonservis olarak para da yaptı. O zaman ya da Galatasaray'da Dursun Özbek'le şeyi beraber, Erden Timur'un yaptıkları, ya öyle ya da böyle yaptılar, bu kadroyu kurdular, getirdiler bu oyuncuları. Ahmet Nur Çebi eleştirilmeyecek mi? Onlar değil mi? Çıkarken kürsüde o isterken Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a hedef gösterip o istemedi mi? Biz onlardan daha iyi yönetimiz, ben onlardan daha iyi başkanım, biz onlardan daha iyi kulübüz demedi mi? Daha mı iyi? Sen kabullenmiştin misin Fener ve Galatasaray olamayacağını Beşiktaş'ın? O zaman Ahmet Nur Çebi de eleştirecek, kusura bakmayın. Şenol Güneş de eleştirilecek, takım da eleştirilecek, hepsi eleştirilecek. Sen eleştirmesini anlamıyorsun, ben de seni anlamıyorum. Barış Ertül, Ali Evrim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.48 saatlerimiz, tahmin edeceğiniz üzere tartışma reklamlarımız da devam etti. Aslında o kısmı kesip burada 5-6 dakikalık bölüme de koymak... Yok yok arkadaş, her şeyden memnun, her şeyden memnun ama her şeyden şikayetçi. Tipik bugünün seçmen şeyi yani, hayat pahalılığından şikayet edip iktidara oy veren adam. Aynı Beşiktaş'ta durum bu. Beşiktaş zaten bunun için bir şey olması kolay değil. Yani yönetimine isyan edemediği noktada, hocasına isyan edemediği noktada, biz Fener Galatasaray değiliz, biz onlar kadar para harcayamayız ama biz biz böyleyiz, biz haddimizi bileceğiz deyip ekonomik olarak, ondan sonra sahada onlardan büyük performans. Ama seçilirken başkanlar, yönetimler mangalda kül bırakmıyorlar. Seçilirken biz en büyük kulübüz diye seçiliyorlar. Ondan sonra biz Fener Galatasaray değiliz oluyor seçildikten sonra. Beşiktaş taraftarının isyan ettiği bu vizyonsuzluk ve bu kendilerini sürekli aldatan şeyler, tamam mı? Problem bu. Beşiktaş taraftarının, bana diyor ya, ben anlamıyorum, biz gol atıyoruz, bize yönetim istifa diyorlar, maç kazanıyoruz, yönetim istifa diyorlar. Niye diyorlar? Niye dediklerinin cevabını anlayamadıkları sürece de böyle devam eder. Çağdaş Çelik, mükemmel bir tartışma, yorumlar, veriler havada uçuşuyor demiş. Tam konsantrasyon görmüş ikinizi de. Şimdi Galatasaray'ı konuşuyorduk. Araya Beşiktaş'ta dinleyici Beşiktaş'ı, evet, sordu diye girdi. Işte. Aslında Galatasaray'ı da daha bitirmemiş olmamız lazım. Daha söylenecek bence şeyler vardı Galatasaray'la ilgili. Yani Beşiktaş'a çok hızlı geçtik dinleyici telefonu yüzünden. Biz biraz hani savrulduk program gündemi olarak. Beşiktaş'ı tabii ki, şimdi maçı yarın zaten. Fenerbahçe'nin de yarın maçı var.
var. Bunları da konuşmaya yavaş yavaş başlarız maç üzerinde artık. Yani Beşiktaş'ın ne olacak bu Beşiktaş'ın hali panelinden. Biraz daha hani somut Beşiktaş takımını ve performansla ve Fenerbahçe'ye geçmek lazım. Bundan sonraki süreçte de yani. Bu sittin sene gidecek bir tartışma değil. Çünkü anlaşmamız da mümkün değil. Yani bakışımız farklı olaylara Ali ile. Dolayısıyla onu bırakalım. Galatasaray'a dönersek hani bir şeyleri eksik bıraktığımı hatırlıyorum ama neyi eksik bıraktığımı hatırlamıyorum. Yani bir şeyler daha söylemek istiyordum Galatasaray'la ilgili. Şimdi Manchester United tarafından konuşarak söyledim. Yani Galatasaray potansiyeliyle, tecrübesiyle, ortaya koyabileceğiyle her şeyi koydu dün. Sahaya doğru 11 çıkardı Okan Buruk. Doğru değişiklikler yaptı. Biraz geç yaptı değişiklikleri, katılıyorum size. Geç kaldı değişiklikleri yapmaya. Yani oyuncuları kenardan hazırlamakta geç kaldı. Torreira'da yerde yatıyor olmasına rağmen vesaire. O bocalama ve o şey, bir orada bir organizasyon bozukluğu var kulübeyle alakalı. Sahadaki oyuncuları takviye etmekle alakalı ağır kaldı. Yemek servisi gecikti masaya. Tamam mı? Dolayısıyla orada bir zafiyet varsa dün Galatasaray'da, yegane zafiyet orası. Onun dışında tıkır tıkır işleyen bir plan vardı dün Galatasaray sahada. Rakip de Manchester United'da ev sahibi olmasına rağmen tribün desteğiyle, dolu stat, ambiyans, doğru tepkileri veren yine tipik İngiliz taraftarı vesaireyle beraber çok rahat maçı alıp götürebilecek bir Manchester United ambiyansı varken, bütün Galatasaray doğruları yapıyor olmasına rağmen böyleyken yapamamış olmasının sebebi de Manchester United'ın kalite yetersizliği. Yani sahadaki oyuncu grubunun kalite yetersizliği, performans yetersizliği, üretkenliği, verimliliğindeki yetersizlik. Çünkü fırsatlarda gelecekti zaten kaçınılmaz olarak. Geldi de Manchester United'da bitiremediler. Maçı koparamadılar. Aslında bir de hatırlarsınız, Rashford sağ taraftan bomboş kaleciyle karşı karşıya kaldı. Evet. İçeri çevirdi. Evet, orada şut tercihi yapsa ya da daha iyi evet. Çevirse ya da boyu yavaş kalsa. Çünkü boyu oraya çok zamanında çok doğru şekilde koşuyu yaptı ve sol taraftan pas opsiyonunu kullandığı anda kime nasıl topun verilebileceğini, o topun oyuncuya buluşması için bir tane çizgi var. O çizgiyi çekti Boy ve o çizgiye ayağını koydu. Yani çünkü Boy'in, dikkat edin, topa müdahale etmeden önce Rashford o pası verirken, çünkü pas çok göstere göstere verilen bir pas. Pas dolayısıyla çok yanlış bir pas, tamam mı? Çünkü Boy geride kalmış olsa, hani bir markaj olmasa, topun arkasında kalıp daha kolay gol atması için vermesi gerekiyor Rashford. Ama kimse gelmiyorsa Rashford o topu vermesi gerekiyor. Boy geliyorsa, üstelik çok zamanında geliyorsa, çok enerjisi yüksek geliyorsa, tükenmiş bir şekilde gelmiyor Boy. Çok diri geliyor oraya. Gelirken de soluna bakıyor. Soluna bakıyor. Boy soluna bakıyor ve solundaki pası bekleyen oyuncuyu görüyor Mert. Gördükten sonra topun oraya gelmesi için gerekli hamleyi yapıyor. Geldi. Yani gelirse ben hazırım diyor. Gelmezse yapabileceğim bir şey yok diyor. Boy adamı görüyor, Rashford'u görüyor, açıyı görüyor, her şeyi görüyor ve topun geçebileceği tek bir hat var. O hatta ayağını koyuyor. Top da ayağına geliyor. Yani son derece yine tercih yanlış. Rashford ezbere bir pas veriyor. Diyor ki ben buraya da getirdim, boş kaleye attıracağım. Boş kaleye attıramayacaksın, markajda. Orada markaj var. O oyuncu markajda. Markajda olmadığını zannederek veriyor pası. Halbuki vuruş denemen lazım artık senin orada. Ha boyu geç kalmış olsa, bir metre daha geriden geliyorsa markajda değil, ver boş kaleye atsın. O zaman birebir de şut denemen senin yanlış olacak, tamam mı? Pozisyon farklı pozisyon. Rashford'un okuması yanlış. Zannediyor ki arkadaşı boşta. Halbuki arkadaşım markaj altında, Sacha Boey onu tamamen, o da belki mesafe olarak uzağında ama topun geçeceği yeri kestiriyor. Ve oraya gelmiş, bakarak açısını ayarlamış. Yani o pasın alacak oyuncuya bakıp ayarlamış kendini Boey zaten. Ya zaten nazar değmesin. Boey müthiş, müthiş bir oyuncu yani. Gerçekten Türkiye'de ben böyle sağ bek performans çok az gördüm. 50 yaşındayım. Bu kadar enerjisi yüksek, bu kadar iki yönlü katkı sağlayan, maçın sonuna kadar diri kalan falan ben çok az oyuncu gördüm. Kanat beki olarak. Angelinho da çok kötü bu arada, onu da söyleyeyim. Hani ben dün beğenmediğim bir Oliveira demiştim. Bir de Angelinho'yu unuttum. Angelinho'dan da bir şey olmaz. Oliveira'dan da bir şey olmaz bu halleriyle. Bu görüntüleriyle. Yani silkinirler, başka bir şey olurlar. O zaman onu konuşuruz. Ama bu halleriyle bunlardan bir şey olmaz. Ama bunların dışındaki bütün oyuncular, kenardan girenler dahil, Barış Alper'in katkısı, sonradan girdiğindeki katkısı gerçekten çok kıymetli. İlk 11 başlayacak bir oyuncu değil Barış Alper ama sonradan girecek, kadro derinliğinde çok değerli bir oyuncu. Kerem bütün son vuruş beceriksizliklerine rağmen son derece değerli ve verimli bir oyuncu. Yani Kerem'e hani çıksın oynamasın falan demesinler. Kerem'in hep sahada kalması lazım. Kerem'in saç baş yoldurmayacağı kadar onun biraz daha artık şut denememesi, pas vermesi falan lazım. Artık hani artık başka verecek kimse yoksa
vurması lazım topa girdiği pozisyona itibariyle. Bunları hallettikleri zaman Galatasaray'ın neler yapabildiğini gördük. Ancak böyle yapabilirdi zaten. Daha fazlasını yapamazdı deplasmanda Old Trafford'da. Ama her şeyi son derece doğru şekilde yapıp sonuna kadar enerjisiyle Manchester United'ı hataya zorlayan ön alan baskıdan vazgeçmemesiyle, savunmasını sürekli öne çıkartacak cesareti göstermesiyle, diri mücadeleci orta sahasını hep öyle tutmasıyla, Kaan Ayhan'ı orada kullanması ve Kaan'ın müthiş bir top oynaması Torreira'nın yanında. İlk defa Torreira'nın yükünü paylaşan bir oyuncu oldu Galatasaray'da orta sahada. Türkiye Ligi'ndeki kırılganlık, yumuşaklık yoktu dün Old Trafford'da. Sebebi Torreira'nın yanında Oliveira'nın yerine Kaan Ayhan'ın olmasıydı. Yani bunu doğru okumasıydı. Belki de Türkiye'de de birçok maça böyle çıkması gerekiyor. Okan Buruk'un buradan alacağı şeyle. Çünkü sonuçta topu kullanmakta çok büyük bir eksikliği de yok. Oliveira o yüzdendir. O anlamda da çok bir katkısı yok çünkü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla daha güçlü, daha sert bir orta saha, daha mücadeleci bir orta saha. Öndeki Tete, Zaha, Icardi gibi oyuncuları girdiğinde Mertens veya Kerem gibi oyuncuları ön tarafta zaten çabuk topu kullanan ve iyi kullanan bir takım Galatasaray. Önde pozisyon yaratma ve bitirme konusunda becerikli bir takım, kaliteli bir takım Galatasaray. Dolayısıyla dün hak ettiği bir galibiyet kesinlikle aldı. Hani Manchester United şanssızlıkla ahlava deyip, Manchester United beceriksizliğiyle, kalite eksikliğiyle. Premier Lig'in şampiyon olacak takımı asla değil Manchester United. Ten Hag o takımın hocası değil. Yani 7-8 oyuncu kötü diyorsak hoca kötüdür, ben hep onu söylüyorum. Bir oyuncu kötüyse, iki oyuncu kötüyse oyuncular kötüdür. Ama 8 oyuncu kötüyse hoca kötüdür. Dolayısıyla hem Manchester United zaten kurduğu kadro, evet genç potansiyel bir kadrodur ama sen bugün Manchester City ile, Arsenal ile, bilmem Liverpool'la falan yarışacak takım değil Manchester United. Aston Villa ile falan yarışır Manchester United kadrosu. Tottenham'la bile artık yarışamaz kolay kolay bu kadro. Bu hocayla zaten hiç olmaz. Onu da söyleyeyim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, yeni saatteyiz. Telefon hattımızı açmıştık. Araya bir bölüm girdi. Şimdi tekrar dinleyicimizle devam ediyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar Mert Bey, Ali Bey, Barış Bey. Nasılsınız? Ben Sultan Gazi'den Ünal. Galatasaray taraftarıyım. Emekliyim. Yaşınız kaç Ünal Bey? Yaşım 53. Erken emekli, EYT'lisiniz yani. Bu EYT'li değilim. Ben önceden oldum. Önceden olmuştum. Peki, hoş geldiniz. Ama yaşınız genç. Yani emeklisiniz diye oturmayın. Çalışın, bir şeyler yapın. Çalışıyorum sadece. Şu an iş yerinden arıyorum. Öyle mi? Ne iş yapıyorsunuz peki? Bu arada Batıkan'ın nikahında. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Ne iş yapıyorsunuz peki? Dükkanınız ne yapıyor? Ben bir yerde çalışıyorum. Ne iş üzerine? Model dikiyorum. Terzi, dikiş. Evet. Güzel, çok güzel. Peki, hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk, teşekkürler. Tebrik, Galatasaraylı mı dediniz? Galatasaraylı mısınız? Galatasaraylı. Tebrik ediyoruz dün akşamki müthiş galibiyeti. Şöyle, saat 13'ün aramıştım da bir önce şunu söyleyebilir miyim? Söyleyin, buyurun. Gerçekten çok heyecanlı. Barış Bey, yani Beşiktaş hakkında bütün görüşlerinizin altına ben imza atıyorum ama Galatasaraylı olarak. Ali Bey de aslında her konuşmasında iki takım hep öne çıkarıyor. Ama bana göre Beşiktaş bu sene antrenör olarak işini yapmadığı zaman basın toplantılarında da başka konulara futbolcu da ayakta konuşmadığı sürece ya yerdedir ya ağzı konuşur derim her zaman. Ben kendi fikrimle. Galatasaray'a gelince de bana göre baş mimar Okan Buruk ilk defa. Yani ben burada çok eleştirdim, yeri geldi. Yıllardır katılıyorum sizin programınıza ve Aygün Bey'in programına. Okan Buruk gerçekten çok takdir ettim. Çıkardığı kadroyla. Hatta Beşiktaşlı taraftardan sonra Rafi almadığımız reklam arasında ben ikinci olarak sol bekimizi beğenmiyorum diyecektim ama Barış Bey siz söylediniz zaten biraz önce. Evet. Oliver'ın ikisi bu takımın Bu halleriyle diyelim, bu görüntüleriyle diyelim. Yani yaftalamayalım da hemen. Çünkü Sergio Oliveira da çok yetenekli bir oyuncu. Topla arası iyi bir oyuncu. Angelinho da yani savunma tarafında hiç yok yani. Ve hani hücuma katkısı da çok sınırlı. Çok ezbere orta yapıyor sadece. Yani ya. Şimdi öbür tarafta Sacha Boey'i gördüğün zaman çok da talihsizliği bir yerde çok sırıtıyor. Şu görüntülerle üzerlerini koymaları gerekiyor. Yani Oliveira'nın üzerine hareketlilik olarak, katkı olarak
olarak oyuna, savunma oyununa yardım olarak mutlaka oyununu ilerletmesi gerekiyor iki yönlü olarak. Angelino da aynı şekilde bir kanat beki olarak oyununu iki yönlü Sasha Boy'u görüp ilerletmesi gerekiyor. Enerjisi de o kadar yok yani. Çok bir şey kesik kesik oynuyor. Barış Bey, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi iki tane Bayern Münih maçı oynayacağız. Peşinden Manchester burada. Kopenhag'da son maçımız. Acaba bir 5 puan yeter mi gruptan çıkmaya? Sizin tahmininiz nedir? Öğrenmek istiyorum da. 5 puan yeter mi? 5 puan yeter mi? Yani şöyle demek istiyorum. Bayern Münih'ten buradan biri beraberlik. Kopenhag'dan biri beraberlik. Bayern Münih deplasman 0 puan diyorum. Manchester'da da yenebilirse eğer burada. Ya bu yetmez olur mu? Ya ekstra artı. Artı 5 puan. Artı 5 puan. Şu an 4 puan. Yetmez olur mu Allah aşkına? Yetmez olur mu? Bayern'in arkasından rahat rahat ikinci yapar bu Galatasaray'ı. Rahat rahat. Çünkü ben şöyle biraz önce de arkadaşlarım. Saydığınız tablo çok iyi bir tablo bu arada yani. Oradan 3 puan, oradan 1 puan falan. Çünkü hiçbir maç kolay değil grupta gördüğünüz gibi. Yani Bayern Münih dün Kopenhag'da da çok zorlandı. Galatasaray'ın da Kopenhag'daki maçı hiç kolay geçmeyecek. Ben başka bir şey söyleyeyim size. İstanbul'daki Manchester United maçı da kolay geçmeyecek. İki Bayern maçı zaten kolay geçmeyecek. Dolayısıyla hiçbir maç kolay değil ama şu anda 4 puan yapmak demek Ali yayının başında söyledi. Çok kıymetli. Yani dün Manchester United 2-1 kazansaydı en iyi ihtimal 3'lük diye konuşacaktık bugün. Şu anda o maçı çevirmesi Galatasaray ilk ikide Bayern Münih'in arkasında ikinci olma konusunda çok yol kat ettiği de hemfikiriz hepimiz. Evet. Bayern Münih'in bir de moral motivasyon tarafı var bu işin. Yani bunu yapabilen bir takım olduğunu görmek de çok kıymetli. Mesela son pozisyon vardı dün Bayern Münih Kopenhag maçında 96'larda kalecinin kurtardığı 2-2'de bitebilirdi son aynen. Anda belki görmüşsünüzdür. Aynen izin. O bizi belki ilk ikiye alacak gibime geldi. Çok teşekkür ettim. Peki, tebrik ediyoruz tekrar. Evet. Görüşmek üzere. Güzel yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Galatasaray'la ilgili belki de devam edebiliriz. Karşılaşmayla ilgili dinleyicimiz. Ben Manchester United'la devam etmek istiyorum ve Ten Hag'ın istifasını istiyorum. Bu iş yürümez. Yani ne Premier Lig'i götürebilirler. Bir kere Manchester United kadrosuna da müdahale edilmesi gerekiyor. Yani bu Hannibal'ı ilk 11 çıkartamazsın abi. Böyle bir şey yok. Şampiyonlar Ligi maçına bak. Manchester United için bugün kılıçtan geçiriyor. Manchester United için tamam mı? Yani Ten Hag'ı Ahmet Nurçevi alıp başka bir takıma gidebilirler yani. İkisi mesela, beraber Ahmet Nurçevi Beşiktaş'tan ayrılıp Ten Hag da Manchester United'ı bir başka takımda buluşurlarsa Hannibal'ı da alıp yanlarına beraber gidebilirler. Dalo'yu falan alabilirler yanlarına. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United için bu açılış maçıydı. Bunu Engin Çetin de söyledi daha önce. Bayern'le oynadığı fikstür Bayern deplasmanında hiç kimsenin puan yazdığı. Alırsak bir puan ne ala, 3 puan alırsak şahane ama sıfır yazıp yani ne alırız biz bu gruptan diye herkes hesap yaparken Bayern Münih deplasmanında herkes sıfır yazar. O da öyle yazıp gitmişti zaten. Bir de ekstra da iyi oynadı. Kafa kafaya götürdü. Yarım saat çok iyi oynadı. Ondan sonra maçın içinde kaldı falan ve Bayern Münih zor kazandı evinde. Manchester United için de çok cesaretlendirici bir şeydi performanstı o. Özellikle tempo olarak Bayern Münih'e ayak uydurabiliyor olması. Ama şu hesabı yapamıyor. Sen Bayern Münih'e ayak uydurabiliyorsan Kopenhag ya da Galatasaray da sana ayak uydurabilir tempo olarak. İşte sana rakip. Tempo olarak ayak uydurduğunda Mert kilit soru bu. Bugünün analiziyle ilgili de kilit analiz bu zaten. Sana rakip. Sen daha kaliteli takımsın ya yani etiketinle hem kadro 800 milyon euro mu? 700 milyon euro mu? Kaç para? Yani 600-700 milyon eurodan aşağı değildir. Galatasaray 200 milyon euro. Yani 3'te 1'i falan en ihtimalle. Sahaya çıkan 11'in de senin en az yarı yarıya daha iyi. Galatasaray'dan etiket olarak. Ama şöyle bir sıkıntı var. Senin o anlık kalite var ya, o anlık kalite. Yani bir oyuncu 21 yaşındadır. Potansiyeli çoktur. 50 milyon euro fiyat biçerler. Ama o 90 dakikada koyduğu performans 21 yaşındaki henüz tecrübesiz oyuncunun performansıdır. 35 yaşındaki adam ondan daha iyi oynar. Ama o demek değildir ki 35 yaşındaki adam o zaman o 50 ise bonservisi 100 milyon euro. Bonservis değeri, oyuncunun değeri gelecek yıllara projekte ederek yani bugüne indirgeyerek yapılan rakamdır, tamam mı? Şimdi gelecek yıla az olunca niye bugün işte bir Tadic, bir Dzeko müthiş top oynarken
sınırlı enerjisiyle de müthiş top oynarlarken niye bonservisleri 3 milyon euro, 1 milyon euro, 2 milyon euro ya da bedelsiz gelebiliyorlar? Çünkü gelecekleri yok. Yani bir yıl, iki yıl daha anca oynarlar en fazla noktasındalar. Tüketmişler. Dolayısıyla da bu artık futbolcu değerine yansımıyor. Ama o demek değil ki o hafta sahaya çıktığında. O hafta sahaya çıktığında 50 milyon euroluk adamdan daha iyi oynayabiliyorlar. Şimdi böyle bir şey bu, tamam mı? Şimdi Manchester United'ın bu potansiyeline biçilen ve Manchester United futbolcusu olmalarından dolayı da ekstra bir değerleri oluyor. Premier Lig vesaire. Buradan yanılmamak lazım. Manchester United'ın sahada üretebileceği o kadroların, o günkü performansları oyuncuların sınırlı. Yine de iyi, yine de potansiyeli var Galatasaray'dan fazla diye bakıyorsun sen. Ama senden daha zayıf gözüken takım görece olarak kağıt üzerinde senin kadar koşarsa, sahaya senin kadar en az enerji, ikili mücadele vesaire, ki Galatasaray işte müthiş bir koşu mesafesi de var yani. Takım çok çalıştı. Dolayısıyla 90 dakika sahaya doğru yayılan, iki yönlü olarak yardımlaşan ve hiçbir an enerjisinden taviz vermeyen, bu kadar dirençli, bu kadar inatçı bir takım var sahada. Galatasaray Manchester United tempo olarak bu kadar eşlediğinde sen nasıl Bayern'e eşleyip sıkıntı yaratıyorsan, Galatasaray da sana eşler, sıkıntı yaratır. Peki bunu nasıl çözeceksin? İşte bunu çözmek, o anda senin o kaliteli ayaklarından çıkacak kaliteli paslar, kaliteli adam eksiltmeler, koşularla, çalımlarla, paslarla ve kaliteli son pas, son vuruş becerisiyle olur. Bunu da sahada dün yapabilen, o kaliteyi sahada gösterebilen Hölund dışında birazcık Sacha Boey müsaade ettiği ölçüde Rashford, başka üçüncü bir oyuncunun olmaması, Bruno Fernandes'in sadece topu alma verme, yani skor yaratacak hamleyi yapamaması, Casemiro zaten bunu yapacak adam değil, oynayan Hannibal sıfır bu anlamda katkısı maç içerisinde, yani koşsun oraya buraya, onu Barış Alper de koşuyor o zaman, senin o Hannibal olmana gerek yok ki. Aksine Barış Alper bir de gol pasında veriyor, gol pozisyona da giriyor, yeri geliyor golü de atıyor, sende o da yok. Bak Hannibal'ın ne yaptığına, Premier Lig'de de ne yaptığına bak, 0-0. Dolayısıyla işte bu enerjileriyle, potansiyelleriyle, yetenekleriyle falan, o ne oluyor? O zaman 3 sene 5 sene sonrasının takımını konuşalım. Bugünün takımını konuşuyoruz biz ama, değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde sen Bayern maçına 0 yazdın. Senin açılış maçın bu maçtı. Yani Galatasaray'la evinde oynadığın maç senin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında aslında. Zaten sen Bayern maçından bir şey almayı beklemiyordun. Ama Galatasaray senin seviyene mücadele olarak, tempo olarak, oyun temposu olarak, toplu ve topsuz oyun temposu olarak senin seviyene çıktığı gün, çıktığı an, ki çıktı maç boyunca, işte sen orada o zaman Manchester United olduğunu göstereceğin noktada şuna bakıyorsun. Mason Mount, Rashford, hani Hölund'u da ileri uçta olduğu için ona gol hazırlamaları için, pozisyon hazırlamaları için konuşuyorum. Çünkü Hölund getirilen her şeyi bitiriyor maşallah. Çok iyi oyuncu. Çok beğendim Hölund'u. Ama Rashford, Bruno Fernandes, Mason Mount ve Hannibal. Casemiro'nun önünde oynayan bu dört oyuncu. Bu oyuncular işte o Galatasaray'ın senin kalitene, senin seviyene mücadele ve tempo olarak çıkabildiği anda senin ortaya çıkıp, bu dört oyuncunun ortaya çıkıp fark yaratmaları gerekiyor. Yani siz çıktınız, benim kadar koşuyorsunuz, benim kadar tempo yapıyorsunuz, aferin. Bu tempolu oyunu oynayabiliyormuş Galatasaray, ama benim elimde Mason Mount var. Ama benim elimde Bruno Fernandes, ama benim elimde Hannibal var, kusura bakmayın. Biz orada o sihirli hareketi yaparız, o sihirli pası veririz, sihirli koşuyu yaparız, sihirli bitiriciliği yaparız. O sihir bizde var, biz Manchester United'ız. Düşler sahnesiymiş ya orası. İşte onu söyleyemiyorsan o zaman hiç oturup ağlamayacaksın. O zaman işte Galatasaray hocasıyla da, oyuncu sahadaki oyuncularıyla da o zaman ona destan denmesini hak edecek performansla koymuş oluyorlar. Çünkü Galatasaray sadece Manchester United seviyesine tempo olarak, oyun temposu olarak Premier Lig ve Manchester United seviyesine çıkmakla kalmadı. Son pas ve son vuruş bitiricilikleriyle de o farkı yaratacak kriteri de koydular Zaha'yla ve Icardi'yle. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. BTC Türk, alternatif piyasaları sunar. BTC Türk'te olsun. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 27.407 dolardan işlem görmekte. Düne göre %0.67'lik bir düşüş söz konusu. TL olarak da fiyat 762.038.
BTC Türk alternatif piyasaları sundu. BTC Türk'te olsun. İddia bölümündeyiz. Şimdi bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha 8 karşılaşma oynanacak ve ikinci hafta karşılaşmaları da sonlanacak. 19.45'te Antwerp, Shakhtar ve Atletico Madrid, Feyenoord mücadeleleri var. Bu maçlarda ev sahibi takımlar maçların favorisi konumunda yer alıyorlar. 22 seansında Dortmund, Milan. Dortmund 2-20 ile bir adım önde gözüküyor. Celtic, Lazio mücadelesi. Lazio deplasmanda 2-21 ile yine bir adım önde. Kızılyıldız Young Boys günün en düşük profilli mücadelesi. Kızılyıldız 1.94'te yine bir adım önde. Leipzig Manchester City. City galibiyeti deplasmanda 1.64. Bu iddia.com'daki normalden daha yüksek oran. Newcastle United Paris Saint Germain çok denk oranlar açmış iddia.com. Newcastle galibiyeti 2.36 iken Paris Saint Germain galibiyeti 2.44. Porto Barcelona'da Barcelona 1.70'te yine bir adım önde gözüken, hatta favori diyebileceğimiz taraf. Öyle çok çok düşük bir oran açıkçası yok. Daha denk maçlar. En düşük oran okuduklarım arasında Atletico Madrid'in oranı Feyenoord karşısında 1.54. Barış abi genelde bu tarz oranları tercih ediyor. Bugün Atletico Madrid'e güvenecek misiniz Barış abi? 1.54'lük oran Feyenoord karşısında cazip midir? Yoksa Manchester City'nin Leipzig deplasmanında 1.64'te favori olması mı sizi cezbeder, yoksa bugünü pas geçmeyi tercih edeceksiniz? Çünkü hani sizin bakışınıza pek uygun karşılaşma benim bakışıma çok uygun karşılaşma olmamasının sebebi şu. Yani normalde tabii şimdi evinde Dortmund, evinde Newcastle, evinde Atletico, evinde Porto, özellikle Porto evinde, Dortmund evinde, Atletico evinde, yani bu yıl değil belki Dortmund, ama genel olarak bunlar iyi takımlar ve evinde her zaman alınabilecek takımlar. Ama bahis tek yönlü bir oyun değil, tıpkı futbol gibi. Futbol sadece ofansta oynanmalı, defansa da ihtiyacın olduğu gibi bahiste de sadece parayı yatırdığın takımla iş bitmiyor. Nerede oynandığıyla da iş bitmiyor. Bir de rakip takımın da potansiyeline bakman gerekiyor oynarken. Dolayısıyla ben işte Atletico Madrid diyorsun sen. Atletico Madrid'e ben güvenirim evinde dediğin zaman Feyenoord'u karşıma alır mıyım peki? Yani niye Feyenoord'u karşıma alayım veya şimdi çok mecbur kalırsam alırım. Yani Feyenoord da günün sonunda Hollanda şampiyonudur. Ve lige de bu sene yine bıraktığı yerden devam eden iyi bir başlangıç yapmıştır. Bu şu anda benim gözü kapalı Hollanda ligi organizasyonu içinde güvendiğim iki takım var. PSV ve Feyenoord. Mesela Alkmaar da çok iyi bir başlangıç yaptı ama Alkmaar benim hiçbir zaman radarıma kolay kolay girecek bir takım değil. İstediği kadar kazansın. İstediği kadar zirveyi alsın, şampiyonluk yarışında olsun. Daha oralarda değil. Daha dün bir, bugün iki Alkmaar, yani dünkü çocuk Alkmaar. Ama PSV, Feyenoord, Ajax dediğin zaman onlar işte Fener, Beşiktaş, Galatasaray, tamam mı? Şimdi Ajax çok kötü. Ajax'a dönüp bakmıyoruz bile yani. Kötüyse kötü. Bizim yıllarca Ajax bizi taşıdı. Biz de Ajax taşıyacağız diye bir şey yok bahiste. Ajax iyi olana kadar Ajax'la işimiz olmaz. Dortmund da mesela şu ara bizim bıraktığımız, kenara bıraktığımız takımlardan. Şimdi Atletico Madrid öyle değil ama şimdi Feyenoord da iyi. Şimdi Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Feyenoord orada ne yapar? O bir ölçü değil Feyenoord'un Hollanda'daki görüntüsü. Çünkü orada bir Atletico Madrid yok Hollanda'da, yani PSV dışında bugün. Dolayısıyla bunlar zor maçlar. Gözüktüğü gibi işte Atletico Madrid evinde alalım o zaman. İşte 1.50 de iyiymiş, 1.40 da iyiymiş falan. Öyle değil bu işler. Bunlar zor. İşte bu Manchester United Galatasaray maçı dün bir herkese ders. Yani bugün Manchester United evinde oranda uygun 1.30-1.40 falan oran vardı. Yanılmıyorsam. Ama Galatasaray'ı karşına alıyorsun. Galatasaray'ı karşına almak demek Zaha'yı, Icardi'yi karşına almak demek her şeyden evvel. Kaldı ki takım olarak çok iyi bir performans ortaya koydu ama bırak sen Galatasaray'ın Okan Buruk'un doğru kadrosunu, takımın müthiş bir performans üretmesini, Manchester United oyun çabukluğuna çıkabilir mi Galatasaray soru işaretleri varken, orta sahası bu kadar yumuşakken, bitiremediği ataklarda geri koşamazken Galatasaray nasıl Manchester United'ın temposuna ayak uyduracak diye çok haklı sorular soruluyordu maçtan önce. Zaten Manchester United o yüzden 1.30 veriyordu ama
bu tempoya çıkabildiğinde ki Kaan Ayhan'ı bir törenin yanına koymakla orayı çözdü Okan Buruk. Buraya o tempoya, o koşu mesafesine ve o oyun çabukluğuna, oyun temposunun içine Manchester United kadar girdiği anda Galatasaray, Zaha'nın, Icardi'nin ne kadar fark yarattığını bir anda görmeye başlıyorsun. Kerem'in neler üretmeye başladığını görmeye başlıyorsun bir anda. Dolayısıyla ya da işte Sacha Boey'i bir anda çok üst düzey bir sağ bek olarak sahnede görüyorsun. İşte o yüzden Galatasaray'ı karşına almak çok şey bir şey değil. Manchester United Galatasaray'ın işte Manchester United büyük bir favori. Onun için olmamalıydı zaten, tamam mı? Kazanmaya yakın mıydı? Evet. Maçın içinde de kazanmaya yakın anlar oldu. Hem öne geçti hem de maçı koparabilecek pozisyonları da buldu zaten. Hani oranın hakkını verdi Manchester United ama bitiremedi. Çünkü bir, Manchester United yeterli değildi. İki, Galatasaray var karşında. Galatasaray'da karşına almaya çok iki kere düşünmen gereken takımlar bunlar. Feyenoord da karşına aldığında iki kere düşünmen gereken takım. Yenilmez bir takım değil. Hele Şampiyonlar Ligi'nde hiç değil. Ama benim için tercih edilecek bir bülten değil bugünkü bülten. Ama hani hakimler bir adım önde kazanmaya yakın dediğinde tabii ki Manchester City'yi, Atletico Madrid'i özellikle öne çıkartabiliriz. Belki maç içinde eğer hani City geriye düşerse City'nin yenilmezliği veya işte yenilmezliği, bak, yenilmezliği mesela kazanmaktan şimdi mesela geri düşerse falan bunlar canlıda kovalanabilir. Mesela Atletico Madrid canlıda kovalanabilir. Manchester City canlıda kovalanabilir. Fırsat verirse yenilmezliği veya galibiyeti dahi kovalanabilir. Maçın seyrine ve şeyine bağlı olarak. Ama asla tabii bir Leipzig ya da Feyenoord'u almak şeklinde olmamalı o maçı seyrederken. Ne kadar iyi oynarlarsa oynasınlar. Yani tek kale oynuyor diyelim Leipzig Manchester City'ye karşı. Şimdi Manchester City çıkamıyor hata, yani müthiş bir oyun oynuyor Leipzig. Benim fikrim değişti, Leipzig yenecek galiba bugün deyip sakın oynamayın. Manchester City bir atak yapar, atar golü yani. Onu bilin. Leipzig Manchester City maçına oturuyorsanız canlı da fırsat kovalayın. City'nin oranını yükseltebilir miyim diye kovalayın ama City'nin oyun içinde kaldığına emin olun. Hani 10 kişi kalıp dağılmış bir City olmasın. Oyun içinde 11-11 ama kötü de oynasa City bir hamleyle, kenardan bir hamleyle ya da maçın içinde bir şeyle City bir anda 5 dakikada maçın seyrini değiştirecek takım olduğu için hep söylüyorum, canlı bahiste ne niyetle oturduysanız o niyetten vazgeçmeyin, sadece oynamaktan vazgeçebilirsiniz. Yani City'ye niyetlendim, oturdum ama oynamaktan vazgeçtim, maçı seyretmekle yetindim. Bu çok güzel bir hareket. Ya da City oynayın. Hiçbir zaman beraber ya da Leipzig'e oynamayın. Ya da işte ancak City yenilmez de işinizi görüyorsa garanti almak için kendinizi yapabilirsiniz falan. Bunların hepsi denenebilir. Bugün bu fırsatlar var mıdır? Mesela vardır. Dün de vardı Kopenhag Bayern Münih maçında, Kopenhag ikinci yarıda önüne geçtiğinde. Ben Bayern'i canlıda aldım. Şimdi ayıptı söylemesi. Ama mesela hani Bayern'i canlıda aldım Kopenhag 1-0 öndeyken. Bunu yaptım. Ama ben Manchester United Galatasaray maçında ikinci yarının Manchester United'in o baskılı oyununda golü bulacağını öngörerek Manchester United kazanırdı oynadım. Kazan oynadığım yattı. Yani bir de üstelik Galatasaray kazanarak yattı. Çok haklı bir yatış. Çünkü bileğin hakkıyla Galatasaray kazandı. Benim orada aldanmamam gerekiyordu. Yani Galatasaray karşıma alma konusunda Manchester United'in o oyunundaki yükselişe aldanmamam gerekiyordu. Manchester United'ın kırılganlığını kafamın kenarında tutmam gerekiyordu. Galatasaray'ın tehdit oluşturduğunu, tehlike oluşturduğunu kafamın kenarında o oyuncular, o oyuncu grubuyla her an her şeyi yapabileceğini Galatasaray'ın çıkarmamam gerekiyordu. Maçın atmosferine kapılıp Manchester United'a kazanır diye niyetlendim. O yanlıştı. İşte o yanlışı da burada söylüyorum. Niye yanlış olduğunu da biliyorum, farkındayım. Ama sonuçta biz bunu eğlenmek için yapıyoruz ve insanız. Onun için bunlar da bizim için var, bu yanlışlarda. Ama ben yanlışımı yaptıktan sonra fark ettim. Şu anda farkındayım. Onu da zaten canlı bahis şeyime de aykırı olduğu için söylüyorum. Ama işte Kopenhag Bayern maçında çalıştı bu. Yani Kopenhag çok daha iyi oynarken, Bayern Münih de çok az üretirken, çok az üretiyordu Bayern Münih. Yani rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı Kopenhag'dan aşağıdaydı Bayern Münih'in. Ben 1-0 öndeyken Kopenhag ve ben Bayern Münih kazanır oynarken. İşte ben o istatistiklere bakarak Bayern oynamamam gerekiyordu mesela. Ama Bayern'in Bayern olduğunu bildiğim için maçı çok kolay çevirebileceğini, 10 dakikada maçı çevirebileceğini bildiğim için Bayern'in. Ve o bir takım da Kopenhag olduğu için. Yani öbür takım Atletico Madrid olsaydı oynamazdım mesela. Atletico Madrid Bayern olsaydı çevirttirmezdi. En kötü ihtimalle 1-1 olurdu. Ama Kopenhag olunca işte Kopenhag'da bir yere kadar. İstediği kadar evinde çok kompakt olsun, diri olsun, fizik gücü kuvvetli olsun, topla çıkışı beceriklisi bilmem ne olsun. Biliyoruz Kopenhag'ın nasıl tehdit olduğunu. İstanbul'da da gördük. Ama o sonuçta öbürü Bayern. Sonuçta o da Kopenhag. Orası da Şampiyonlar Ligi. O yüzden mesela Bayern çevirebildi. Yoksa çeviremeyebilirdi de o maçın seyri itibariyle. Şimdi o yüzden bugün fırsat olur.
Özellikle canlıda fırsat olur bu bültende. Ama çok dikkatli olsunlar. Canlıda niyetlenmedikleri bir şeye baştan maçın içinde kapılıp benim dün Galatasaray maçında yaptığım gibi yapmasınlar. Olursa Bayern gibi yapsınlar. Ve Manchester City için bunu yapsınlar. Ama Manchester City o fırsatı da vermeyebilir. O zaman da bahissiz geçilmesi gereken bir gün bugün. Yarın fırsat çok arkadaşlar. Yarın Fenerbahçe var. Yarın Liverpool var. Hatta handikaplanabilecek bir Liverpool var. Daha çok orada maç var. Yani bugün çok güzel bir gün değil o açıdan. Ali abi senin için nasıl bir gün? Şimdi dediğim gibi Ahmet Nurçebi. Ahmet Nurçebi'nin. Ahmet Nurçebi dediğim gibi. Valla bugün bence yüksek oranlı kupon arayanlar için güzel bir gün. Bugün ben beraberlik ve deplasman galibiyetleri çıkabileceğini düşünüyorum. Dün de deplasman galibiyetleri çıktı. Bayağı 3-2'lik galibiyetler çıktı. Bugün de dün gibi bol gol çıkabilir bu arada. Oranlarda iyi olduğu için ikişerli kombinasyonlarla belli oranda sürpriz aranarak kuponlar yapılabilir. Yani mesela Newcastle Paris Saint Germain maçında bir beraberlik, Dortmund Milan maçında bir beraberlik. Böyle çok uzak, akla uzak ihtimaller değil. Böyle kombinasyonlar yaparak değerlendirilebilir. Dün mesela ben kendi adıma maçların büyük oranında isabetli tahminlerde bulundum ama yaptığım kombinasyonlar oturmadı, gelmedi. Özür diliyorum. Senden Salzburg Türkiye temsilcisi olarak Salzburg'da bir gol atamadı. Ben de izledim. Yani çok kötüydü Salzburg. Tabii Salzburg kötüydü ama Real Sociedad da çok, çok iyiydi. Olgun, çok müthiş bir oyun ortaya koydu. Hani eğer böyle güzel bir takım oyunu izlemek isteyenler varsa mesela Salzburg Real Sociedad maçının 45 dakikasını keyifle izleyebilirler. İlk 45 dakika değil mi? İlk 45 dakika. İnanılmaz bir 45 dakika. 4-0, 5-0 da bitebilirdi. Aynen. İlk 45 dakika. Real Sociedad çok etkileyici bir oyun ortaya koydu. Zaten bu sezon La Liga'da sadece Real Madrid'e mağlup olmuşlardı. 2-1'lik bir mağlubiyetleri vardı. 1-0'dan geri dönmüştü Real Madrid. Onun dışında mağlubiyeti yok Real Sociedad'ın. Geçen sezonda zaten ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. Beni tek düşündüren Salzburg karşısında deplasmandaki biraz sıkıntılı tablosuydu Real Sociedad'ın ama dün çok etkileyici bir 45 dakika izledim. Salzburg hakikaten ikinci yarıda bir tepki vermek istedi. 3 değişiklikle başladı teknik adam ikinci yarıya ama o tepkiyi veremedi. Onun dışında hani dün işte Real Madrid, Manchester United, Galatasaray gol var. İşte Lens, Arsenal gol var gibi güzel tercihlerim olmasına rağmen kombinasyonlarım oturmayınca olmadı. Bugün hani ben de Barış abiyle paralel düşünüyorum. Öyle çok böyle net diyebileceğim bir galibiyet, ön planı çıkarabileceğim bir takım yok ama işte bunlar da kendi içinde sana bir fırsat veriyor. O yüzden ikili kombinasyonlarla sürpriz beraberlikler, galibiyetler denenebilir. 19.45'te Atletico Madrid, Feyenoord mücadelesi var. Ben de o karşılaşmayı takip edeceğim. Atletico Madrid'in bu sezon bazı maçlarını izledim, bazı özetlerini de izledim. Özellikle Lino sol tarafta benim daha önce adını duymadığım bir oyuncuydu ama acayip fark yaratıyor. Oynadığı karşılaşmalarda son lig maçına da yedek başladı ama bugün bir eğer sakatlığı yoksa sırf onun için bile Griezmann keza çok formda. Yine sezonu çok iyi başlayan isimlerden biri. Atletico Madrid daha keyifli bir oyun ortaya koyuyor. Bugün açıkçası tavsiye ederim. Feyenoord'da zaten Barış abi bahsetti. Hollanda'nın zaten. Bir de Feyenoord oyunu güzelleştiren bir takım. Yani seyir bakımından hani maç bize sonuç olarak ne verir çok kestiremiyorum ben açıkçası ama tabii ki Atletico Madrid bir adım önde maçı kazanmak için ama hani Fanko diyemiyorum ama Feyenoord yener yenemez beraber yakın bilmem ama Feyenoord maçı tempoyu düşüren yatan bilmem ne yapan bir takım değil. Atletico Madrid oynadıkça Feyenoord Atletico Madrid'i durdurmaya değil kendi de onunla ayak uydurup onunla düelloya çıkabilecek ve sen mi ben mi diyebilecek bir takım Feyenoord. Cesur bir şekilde öne giden bir takım Feyenoord takımı. Eveleyip geveleyen bir takım değil. Çabuk oynayan ve dikini oynayan bir takım. Çok koşan bir takım Feyenoord takımı. Ama Atletico Madrid evinde oynuyor ve üstelik Atletico Madrid Feyenoord'dan daha kağıt üzerinde kaliteli bir takım. Ve daha tecrübeli bir takım bu kulvarda. Şampiyonlar Ligi kulvarında. Dolayısıyla müthiş keyifli bir maç olacağını, seyir zevki bakımından bir kere çok şey vaat ettiğini, Feyenoord'un maça her anlamda katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Tanıtıcı reklam. Evet, az önce Mert Bitcoin fiyatını verdi. Bitcoin fiyatıyla ilgili ve BTC Türk ile ilgili söyleyeceklerim var benim de. Onları da ben şimdi söyleyeceğim. Şimdi tabii makro piyasalara bakarak, piyasadaki likiditeye, global likiditeye bakarak Bitcoin de bundan etkileniyor. Sonuçta
riskli varlıklar sınıfında değerlendiriliyor bir MT olarak Bitcoin. Tam hani nereye koyacaklarını bilemedikleri için de regülasyon tarafında Amerika'da SEC tarafında falan bir sürü tartışmalar var ama şunu artık kabullendiler. Security değil Bitcoin. Bir işte MT ya bir dijital varlık olarak, bir para olarak, currency olarak artık bu konumuyla dünyada kendini kabul ettirmiş, sadece regüle olmayı bekleyen bir varlık. Regülasyon olmadığı bir piyasada da Bitcoin'in 14 yıllık bir geçmişi var. Ama ortaya koyduğu felsefeyle, ortaya koyduğu teknolojiyle, feature'larıyla, yani barındırdığı özellikleriyle Bitcoin'in emsalsiz bir varlık olduğunu ben 2016'dan 2017'den beri anlatıyorum. Ve işte sınırlı varlık olarak bugün enflasyona karşı insanların kendini koruyabildikleri, tarih boyunca 1000 küsur yıldır, 2000 yıldır kullanılan bir altın var. Sınırlılığından, çıkarılmasının zorluğundan kaynaklanarak enflasyona karşı dirençli olması, dolayısıyla da değerini korumaya karşı dirençli olması bakımından bir değer sınıfı olarak kendini kabul ettirmiş bir altın var. Şimdi ama altının da hantallığı söz konusu. Para olarak günlük kullanıma geçememesi ya da taşımasının ve saklamasının zorluğu, bir yerden bir yere taşımanın veya almanın, tutmanın bölünebilirliği gibi özellikleriyle zorluğu vesaire, bunlarla da zaten hantal bir varlık olarak altın biliniyor. Dolayısıyla bütün altının özelliklerini, olumlu anlamda olan özelliklerini alıp olumsuz özelliklerinden kurtulmuş bir teknoloji Bitcoin. Dijital altın olarak ifade edilmesinin de sıkça sebebi bu. Altın gibi sınırlı, hatta altından daha sınırlı çünkü kesin sınırlı. Altının kesin bir sınırı yok ama Bitcoin'in kesin bir sınırı var. 21 milyon üretilebiliyor. 19 küsur milyonu zaten üretilmiş vaziyette. Dolayısıyla kesin sınırlılığı Bitcoin'i zaten çok değerli bir varlık haline getiriyor. Bir de tutması, saklaması, transferi gibi altına karşı son derece üstün teknolojik avantajları var. Dolayısıyla da Bitcoin geleceğin parası, geleceğin değer sınıfı, değer saklama aracı ve dijital altın olarak da ifade edilmesiyle de ve farklı katman çözümlerle de, teknolojisine üzerine getirilecek çözümlerle de merkeziyetsizliğinden ve güvenliğinden taviz vermeden çabukluk anlamında, ölçeklenebilirlik daha doğru bir ifade bu anlamda, günlük kullanıma dahi geçebileceği zaten teknoloji üzerinde de çalışılıyor. Şimdi böyle bir varlık, tabii bunların hepsini 14 yıla sığdırmak kolay değil. 14 yılda 50 yıllık, 100 yıllık bir performans bu. Sanki 100 yıldır varmış gibi bugün Bitcoin trilyonlarca dolarlık fonların almak için kolladığı, regüle olması için baskı yaptıkları çeşitli devletlerde, hükümetleri ve finans kuruluşlarına, merkezi otoritelere baskı yaptıkları, bireylerden kurumlara kadar herkesin o 21 milyondan bir şeylere sahip olup kendini o gelişen teknolojiye bağlayabilmek için uğraştıkları bir 14 yıl geride kaldı. 1 sentlerden bugün 30 bin dolarlara kadar yükselmiş. Son işte geldiğinden beri 14 yıl içinde tüm alternatif yatırım araçlarını binlerce kez katlayarak performans olarak kendini kabul ettirmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Tabii ki kendi içindeki yeni bir değer sınıfı olarak dalgalanması, fiyat dalgalanması vesaire, bunlar da insanların risk anlayışları ve anlayıp bunu öğrenmeleri bakımından da biz de bir sürü şey anlatıyoruz. Herkes kendi risk anlayışına, kendi vade anlayışına, kendi sabrına, yatırım kabiliyetine göre finansal ve teknolojik okuryazarlıklarıyla birlikte bunu da öğrensinler, kararlarını kendileri versinler diye de biz de bu yayınları yaptık. Bu yayınlardan bir köşe oluşturduk ve bunu da sponsoru da BTC Türk oldu. BTC Türk'ün ben hem müşterisiyim, hem BTC Türk'ü kuranlar benim arkadaşlarım, hem de BTC Türk bizim Radyo Spor'unda reklam vereni, müşterisi yani. Bütün bu ilişkilerle, tabii bunların hepsinin ortak noktası Bitcoin. Bitcoin'le olan benim de ilgim ve arkadaşlarımla bu konuşmaları yapmam, BTC'nin müşterisi olmam, bunu almam, satmam, kullanmam da, insanlara da bunların öğrenmeleri ve farkında olsunlar, ister alsınlar ister almasınlar ama farkında olsunlar böyle bir
dünyadaki dönüşümün, değişimin diye çabamızın sonucunda bu ortaklık da ortaya çıktı. Bu ortaklık esas amacımız değildi. Bir reklam veren olarak BT Türkiye böyle bir kuşak açmamız, alternatif finans olarak bunu vermemiz, alternatif piyasalar olarak bunu vermemiz zaten bu bir sonuç olarak ortaya çıktı. BTC Türk'ün de şu özelliği var. Radyo Spor nasıl Türkiye'nin ilk spor radyosuysa, BTC Türk de Türkiye'nin ilk kripto borsası. Dünyanın da dördüncü kripto borsası. Yani 14 yıllık bir Bitcoin tarihi var. Bu 14 yıllık Bitcoin tarihinin 10 yılında BTC Türk var Türkiye'de. İşte o 10. yıllarını kutlamaları noktasında hem Bitcoin'in farkındalığını, bilinirliğini yaygınlaştırmak, arttırmak, hem de kendi 10. yıllarını kutlamak bakımından bir belgesel hazırlamışlar. Bu belgeselde işte CEO'su Özgür Güner'i, kurucusu Kerem Tibuk, benim zaten eski arkadaşlarım. Yine CTO'su yine arkadaşımız Ozan Yurtseven ve yine çeşitli yöneticileri, dünya ünlü kriptolog ki Satoshi Nakamoto olduğu da bir yandan iddia edilen birkaç kişiden biri olan Adam Back var. Proof of Work algoritmasının mucidi ki Bitcoin'in omurgasında Proof of Work algoritması var, mining şeyinde, teknolojisinde. Dolayısıyla Adam Back'in yorumları var. Yine Türkiye'den Profesör Doktor Burak Arzova ve yine Profesör Doktor Aylin Seçkin, Profesör Doktor Fatma Ayanoğlu gibi önemli iktisatçıların yine parayla ilgili ve sermaye piyasaları ile para piyasalarıyla ve Bitcoin ile ilgili değerlendirmeleri var. Dolayısıyla çok dolu, öğretici, eğitici, düşündürücü, ufuk açıcı bir 10. yıl belgeseli BTC Türk'ten, 14 yıllık Bitcoin tarihinde. Dediğim gibi Türkiye'nin ilk kripto borsası, dünyanın da 4. kripto para borsası BTC Türk. Yani dünyada da yeri son derece köklü ve saygın. Dolayısıyla kendi 10 yıllarını bir Bitcoin belgeseliyle taşlandırmışlar. Onu da onların YouTube kanalından, BTC Türk'ün YouTube kanalından izlemelerini ben dinleyicilerimizin özellikle tavsiye ediyorum. Hem BTC Türk'le ilgili hem de Bitcoin'le ilgili biraz daha bu konuştuklarımızın üzerine kafa yorabilecekleri orada çok değerli malzeme var. Tanıtıcı reklam. Evet, son bölümdeyiz. Artık programın sonuna geldik. Bugün tabii ağırlıklı olarak Galatasaray'ın Old Trafford'daki Manchester United galibiyetini konuştuk. Ufak bir Beşiktaş değerlendirmesi yaptık ki artık yarın Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları var. Tabii ki o maçlar öncesi son durum, sakatlıklardaki son durumlar, muhtemel 11'ler. Onları da yarın daha detaylı şekilde konuşacağız. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi maçları var. Onları da takip edip yarın yine açılışı büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi maçlarıyla yapacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın sabah aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coşku onda, iddia.